Bismillahirrahmanirrahim. Babu miktari sadakatil fitri. Sadaka-i fitrin miktarı ne kadardır? Sadaka-i fitir, Ramazan'da bir sadaka-i fitre verilir. Sonra bazı kefaretlerde bir sadaka icap eder. Evet. Mesela kefaret-i yeminde başkalarında sadakalar var. Bu sadaka-i fitir diyor. Ekser o sadaka-i fitir istimal edilir. Sadaka oraya mahsus değil. Fitir. Sadaka verecek. Bu sadakanın miktarı ne kadar? Nafile sadaka değil, vacip olan sadaka. Mesela kefaret-i yeminde bir adam 3 gün oruç tutacak. Yahut 6 fakire 6 sadaka verecek. İşte sadaka nedir? Bu sadaka-i fitri bileceğiz. O esas olacak. Ona göre sadaka-i fitri verecek. Bir adamın bir günlük yemesi demek sadaka. 2 vakit. 3 vakit şart değildir. 2 vakit doyacak. İşte ona sadaka diyorlar. Ne miktar verecek ki bu yerine gelmiş ola? Haddesena Ali ibn Şeybe kâle haddesena Ubeyse ibn Ukbe kâle haddesena Süfyan an Zeyd ibn Eslem en İyad ibn Abdullah ibn Sa'id ibn Ebi Sar en Ebi Sa'id ibn Kudri kâle Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh buyurdular ki künnâ nu'ati, biz verirdik zekâtel fitri, fitir zekatını min Ramazan'a, Ramazan'dan, yani Ramazan'da verilecek sadaka-i fitreyi verirdik sa'an, bir sa' 1040 dirhem min ta'amin, yiyecek, yiyecekten ev sa'an min temrin, yahut hurmadan bir sa' اَوْ سَعَمْ مِنْ شَعِيرٍ yahut arpadan bir sağ, اَوْ سَعَمْ مِنْ اَقِتٍ yahut da kuruttan bir sağ. Kurut, kurut derler ya, yoğurt, yoğurur, kuruturlar. Keş derler, onun esası kurut. Şimdi bu taam nedir? 4 rakamında onu izah ediyor, diyor ki, قَالُ وَلَمَاُنَا الْمُرَادُ بِهِ الْمَعْنَ الْاَعَمْ. Taamdan murat yiyen yiyecek, evindeki yiyecek neyse o yiyecekten 1040 dirhem verecek. Lel hintatu bi hususiha, hususuyla buğda değildir. Şimdi burada arpayı, hurmayı, gurudi zikredince taamdan murat ne kaldı? Buğda olması anlaşılıyor. Diyor ki yok, buğda değil. Ne biliyorsun buğda değil? Tamam, yiyecek, yok diyor. Ümumi bir mana murattır burada. فَيَكُونَ عَتْفُ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ عَتْفِ الْعَمَّ عَلَى الْخَاسِ. Hâs-ı am üzerine atıftır. Bir adamın evinde yiyeceği dura olur, pirinç olur, hurma olur, arpa olur, yiyeceği neyse işte ondan 1040 dirhem verecek. Artık ayrıca izah ediyor. O taam neden olur? Ya hurmadan olur, ya arpadan olur, ya üzümden olur, ya kuruttan olur. İn erette tehkiken meram, sen benim bu dediğime kanaat etmez de bu merami, bu maksedi tehkik etmek istersense fe'alike bi mütala'ati fethel gadir lil imami ibnil humam. Kemal ibn Humam'ın fethel gadirine müracaat ediyor. فَإِنَّهُ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا الْمَقَامِ. Bu makamda uzun uza diye bahsetmiştir. Yani bu hadiste varid olan مِنْ تَعَامِنْدَ تَعَامِنْدَ murat buğda değildir. Yiyecek, evdeki yiyecek buğdadan başka ne varsa bir sağ verecek. Sonra izah ediyor. Hurma, arpa, kurut, aşağıda gelecek üzüm. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره عن زيد بن أسلم عن عياد بن عبد الله أنه سمع أبا سعيد. من أين حدثنا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه تذكر يقول بيروك كنا نخرج صدقة الفطر صدقة الفطر بيز إخراج دردي ساعا بير ساعة 1040 dirhem من تعام تعام در اَوْ سَعَنْ مِنْ شَعِيرٍ yahut da arpadan bir sağ. اَوْ سَعَنْ مِنْ تَمْرٍ yahut hurmadan bir sağ. اَوْ سَعَنْ مِنْ اَقِتٍ yahut da kuruttan bir sağ.
Buğday lefsi geçtim burada. Yok. Yine taam lefsi var. Taam dedikten sonra arpa, hurma, kurut. Üçünü de tekrar getirdi. İzah için. Yani taamda murat bunlardır. Bir şey daha ziyade var. Evsa'an min zebib. Bu ikinci hadiste zebib de zikredildi. Yahut da kuru üzümden bir sağ. Demek insanın evinde yiyeceği neyse bu dört şeye mahsus değil. Olur ki pirinç olur, olur ki bulgur olur, olur ki maş olur, olur ki mercimek olur. Yiyeceği neyse ondan bir sağ çıkarıp fukaraya verecek. Bu bir sağ bin gıttir hem bizim mezhepte. Diğer mezhepler bunda ihtilaf ediyorlar. Şafiilerde bu kadar değil. Sağ ihtilaf, sağ üzerinde ihtilaf olmuş. Irak'ın sağı başka, Şam'ın sağı başka, Hicaz'ın sağı başka ihtilaf olmuş da fakat bizim mezhepte karar kılınan 1040 dirhem olan sağdır. Ne küçük ne büyük müteber değil. Dirhem itibariyle 1040 dirhemdir. Haddesena Yezid ibn Sinan kâle haddesena Abdurrahman ibn Mehdi kâle haddesena Davud ibn Qays an İyad ibn Abdullah ibn Sa'd عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج أبو سعيد الخدري buyuruyor ki biz çıkarır idik إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم Resulullah Efendimiz bizim içimizde iken yani onun vaktinde biz verir idik sedekatel fitri sedekeyi fitri imma sa'an min ta'amin ya ta'amdan bir sa' وَإِمَّا سَاعًا مِنْ تَمْرٍ yahut da hurmadan bir sağ وَإِمَّا سَاعًا مِنْ شَعِيرٍ yahut arpadan bir sağ وَإِمَّا سَاعًا مِنْ زَبِيبٍ yahut kuru üzümden bir sağ وَإِمَّا سَاعًا مِنْ اَقْرِتٍ yahut da kuruttan bir sağ. Fakat şimdi bu üç hadiste taam mutlak geldiğinden dolayı insanın hatırına geliyor ki bu buğda olsa daha iyi olur. Yani taam denilince ümuma şumulu var. Daha niçin zikrediyor? Kurumadır, üzümdür, kuruttur. Yani akla gelirse demek istediği, akıl hükmetmek ister ki taamdan murat buğdadır. Buğdadan bir sağ. Arpadan yahut da hurmadan yahut da üzümden neyse bunlardan bir sağ. Fakat diğer bazı rivayetler geliyor. O rivayetlerle bu rivayetler karşılaşınca taarruz hasıl oluyor. O taarruzu def etmek için taamdan murat burada buğda değildir diyor. Çünkü buğdadan olursa yarım sağ verecek. Onu ispat eden hadisler var. O taarruzu def için taamdan murat buğda değildir diyor. Fakat diğer alimler de diyorlar ki hayır taamdan murat burada buğdadır. Buğdadan yarım sağ verse olmaz. Bir sağ verecek aşağıda bu izahat geliyor. فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ Ebu Said'in Hudri buyuruyor ki biz bu şekilde ihraç ederdik. İnsanın evindeki yiyeceği neyse ondan 1040 dirhem sedekeyi fitre verirdik. حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًا اَوْ مُعْتَمِرًا Muaviye radıyallahu anh ya haccı olarak gelmiş yahut da ömreyle gelmiş. Şam'dan Medine'ye gelmiş. Demek kendisinin halife olduğu sıra, halife olmazdan evvel onu kimse gövrünü itibara almazdı. Hazreti Hasan radıyallahu ta'ala hilafetten tenazül edip hilafeti ona verince artık o hilafette kaldı. 20 sene Şam'da emir olarak kaldı, 20 sene de halife olarak kaldı. İşte o halife olduğu vakıtta ya haccı olarak yahut da ömreci olarak Medine'ye geldi. فَكَانَ فِي مَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسِ فَكَانَ oldu فِي مَا bir şeyde ki kelleme konuştu bihi ani ennasa nasa konuştu yani nasa konuştu o sözlerin içinde oldu. فَقَالَ dedi اَدُّوا مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ يَعْدِلُ سَعَمْ مِنْ شَعِرٍ böyle dedi. Nasa birçok konuşmalar yaptı da bir de dedi ki اَدُّوا veriniz müddeyni iki müd. İki müd yarım sağ. Yani ne kadar eder? 1600'ün 1500'ün yarısı 520 dirhem. 520 dirhem iki müd. Evet. Min semra-i Şam, Şam buğdasından.
Şam buğdasından siz yarım sağ veriniz. Ya'dilu bu adil olur, muadil olur. Sa'an min şairin arpadan bir sa'an muadil olur. Bir sağ arpa verinceye kadar yarım sağ buğda verin. O onun muadilidir dedi diyor. Şimdi bu hadisleri rivayet eden kim? Ebu Said'in Hudri radıyallahu anh. Kendisi onun sözünü tutmuş mu? Aşağıda geliyor ki tutmamış. Diyor, Muaviye böyle dedi ama ben hiç kaidemi bozmadım. Resulullah Efendimiz zamanında nasıl verirdimse yine öyle verdim. Haddesena Yunus'u kâle ahbereni Abdullah ibn-i Nafi an Davud ibn-i Qays an İyad'in fezekere bi isnadihi mislehu. Bu hadisi şerifi İmam-ı Tahaviye Yunus da başka bir senetle bu şekilde zikrelemiş. Haddesena ibn-i Merzuk kâle ahbereni Osman ibn-i Ömer kâle haddesena Davud'u fezekere bi isnadihi mislehu ve zâd. İbn-i Merzuk da rivayet eyledi İmam-ı Tahaviye, yalnız ziyade eyledi. قال أبو سعيد أبو سعيد بن خدري buyurdular ki bu İbn Merzuk'un rivayetinde amma ana amma ben fela azalu uhricu çıkarmada devam ederim kema kuntu uhricu evvelden nasıl çıkarır idimse o şekilde devam ederim. Resulullah Efendimiz zamanında ne veriyormuş? Arpadan yahut hurmadan yahut da zebitten bir sağ veriyormuş. Yani o şekilde devam ettim diyor. Yahut da evindeki yiyeceği neyse o yiyeceğinden bir sağ vermiş. Yani yarım sağ buğda vermemiş. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Muhammed ibnül Minhal kâle haddesene Yezid ibn Züreyya kâle haddesene Revh ibnül Kasim an Zeyd ibn Eslem an İyadin an Ebi Sa'idin kâle kânû fî sadakati Ramazan. Ramazan'ın sadakasında ashab-ı kiram buldular idi. Yine rivayet eden Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Men ca, her kim getirirse bi sa'in min şairin, arfadan bir sa getirirse kubile minhu, ondan kabul edilirdi. Getirdi, sadakasını veriyor. 1040 dirhem arfa. Allah kabul ederdiler. Ve men ca bi sa'in min akitin, yok kuruttan bir sa getirdi. Bir ölçek. Bu bile minhu. O da kabul olunurdu. Ve men cabi sa'in min temrin ku bile minhu. Hurmadan bir sağ getirirse o da kabul edilirdi. Ve men cabi sa'in min zebibin ku bile minhu. Kuru üzümden bir sağ getirirse yine kabul edilirdi. Yani bu eşyalardan sadaka getirirdiler. Hangisini getirseler kabul olunur idi. Kime getirirdiler bunlar? Resulullah Efendimiz'e getiriyorlar. Alıp fukaralara veriyor o da. حدثنا ربيع المأذن قال حدثنا شعيب بن الليث حا وحدثنا يونس قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الله بن عثمان أن عياض بن عبد الله حدثه أن أبا سعيد يعني عياض بن عبد الله رواه diyor ki أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال buyurdular ki إنما كنا نخرج biz ihraç ederdik ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz zamanında ihraç ederdik sa'an min temrin hurmadan bir sa' ev sa'an min şairin yahut arpadan bir sa' ev sa'a akitin yahut da bir sa' kurut bunu ev sa'an min akitin demedi de ev sa'a akitin mana aynı اَوْسَعَمْ مِنْ اَكِسِنْ دِسَ daha güzel olurdu. Fakat öyle buyurmuş. لَا نُخْرِجُ غَيْرَهُ başkasını biz vermezdik. Demek ki o zaman da ne verirlermiş? Hurma, arpa, kurut. Halbuki diğer bir rivayette üzüm de vardı. لَا نُخْرِجُ غَيْرَهُ gayrisini biz ihraç etmezdik. فَلَمَّا كَثُرَتْ تَعَامُ boktaki taam çoğaldı. Yani taamın çeşitleri çoğaldı. Fî zemeni Muaviye, Muaviye'nin zamanında cealûhû o sahi kıldılar müddeyni iki müd yarım sahi kıldılar min hintetin hurmadan. Demek ki bu da Medine'de olmazmış ki bu da etmek zaten gören yok ki bu da alalar da yiyeler. Pek az nadir.
Fakat Hazreti Muaviye'nin zamanında çoğalmış, etraftan buğdalar gelmiş. Öyleyse buğdası var adamın. Arpa yok, buğda var. Buğda verecek olursa yarım sağ vermeye başlamışlar. Fiyat itibariyle, kıymet itibariyle yarım sağ buğda, bir sağ arpanın kıymetinde olmuş. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان عن عياد بن عبد الله قال سمعت أبا سعيد ين عياد بن عبد الله أبو سعيد الخدري رضي الله عنه روايته diyor ki ben onu işittim وهو يسأل عن صدقة الفطر صدقه fitirden sual olunurdu sorardılar ki sadakayı fitir nedir قال buyurdu ki لا أخرج بن سدقة فطر çıkarmam إلا ما إلا ألبير سدقة çıkarırım ki كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أكرم Efendimiz zamanında neyi çıkarıyor isem işte onu çıkarırım o zaman verdiğim sedekeyi şimdi veririm o da ne oldu halde sa'an min temri hurmadan bir sa'an sa'an min şairin yahut arpadan bir sağ, evsa'ın min zebibin, yahut kuru üzümden bir sağ, evsa'ın min akitin, yahut da kuruttan bir sağ. Bu dördün birisini biz o zaman verirdik ve ben bunu, bu kaideyi değişmem, gene bu şekilde sedekeyi veririm buyurmuş. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ Bir adam ona sordu ki, اَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قُمْحٍ yahut hala Ebu Seyyid-i Hüdri buyurdular ki la olmaz. Tilke bu yarım sağ bu da kıymet-i Muaviye Muaviye'nin koymuş olduğu kıymettir. Yani o geldi de dedi ki yarım sağ bu da bir sağ arpanın kıymetindedir. O bu kaideyi o koydu diyor. لَا أَقْبَلُهَا Ben onun, o sözünü, onun kıymetini kabul etmem. وَلَا أَعْمَلُ بِهَا Onunla da amel etmem. Resulullah Efendimiz zamanında neydi? Dört şeyden verilirdi. Bu dört şeyden veririm. Öyleyse buğdadan hiç verilmez demek. Ebu Seyyid-i Hudri'ni radıyallahu anh'ın ben bunu kabul etmem demediğine göre ya buğdadan verirse bir sağ verecek yahut da hiç vermeyecek. Şimdi akitin diyor burada bi fethil hamzeti ve kesil kafi akitin ve fi ahirihi ta'ın mehmele ta'ın mehmele ne demek? Yani nukte-i zıy değil. Eğer zıy olsa nukte olsa mü'acemedir. Ve huve lebenun mücefefün yabisun kurutulmuş yoğurttur. Müstehcerun taş gibi olmuş. Yoğurdu biraz katıca şey derler, bizim oralarda yaparlar böyle ufak. Ondan sonra bir tahtanın üzerine korurlar. Onu korurlar güneşe, bir iki gün güneşte kurur, taş gibi olur. غَيْرُ مَنْزُعِ الزَّبَدْ Onun yağı da çıkarılmamış, yağıyla beraber kuruturlar. وَرُبَّمَا يَسْكُنُ قَافُهُ فِي الشِّعَرْ Şiirde bazen akitin demezler de akdin derler, zarureti veznesi. يقال اي تقدت اي اتخذت الاقته وهو افتعلت واقت تعامه تعقت اقتا عمله بالاقت وهو ماقت بلغه معناسن almış ويقال له بالفارسيه ماستينه فارسيده dedi buna mastine derlermiş ve bir Türkiye kara kurut kara kurut nereden istirahi acaba kara kurut kara kurut ve bir Türkmeniye Türkmenlerde de kurut Kurut biliyoruz. Hayır, siz Türkmen anlaşıldı. Bize mil kafi var ra. Keza ekvadu imam milik. Aslında yazdı. Demek bazı yerlerde kara kurut. Esas Türkçe'de kara kurut derler. Kara kurut sert olur da. Ama Türkmen lisanında kurut. Bizim oralarda Türkmen lisanı galip olduğundan kurut derler. Bazı yerlerde de keş derler. Bazı yerlerde istilalar. Kebile değişiyor. Hulasa yoğurdun kurumuşu. Şimdi bu rivayetlerden anlaşılan Hazreti Ebu Seyyid-i Hudri buğda meselesini Resulullah Efendimiz'den duymamış.
Onun için Resulullah Efendimiz zamanında 4 şeyden zekat, sadaka verilir. Onu görmüş, onu bilmiş. Onun için Hazreti Muaviye'nin buğdadan da yarım sağ onun mukabilinde verilir demesini, ben bunu kabul etmem ve bununla da amel etmem dedi. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdu ki, فَزَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذِي الْاَسَرِ. Ülemanın bir kısmı bunlara sahip oldular. فَقَالُوا فِي سَدَقَةِ الْفِطْرِ Sedaka-i Fitr'de dediler ki, مَنْ اَحَبَّ اَنْ يُعْطِيَهَا مِنَ الْحِنْتَ. Bir adam arzu etse ki sedaka-i fitri buğdadan versin. اَعْتَاهَا سَاعًا. Onu da bir sağ olarak verecek. Hani taam lefsi var ya, hangi taamı yiyorsa, evindeki taam neyse ondan bir sağ verecek. Farz et ki pirinç yiyor, cevalılar gibi. Cevali buğday yemez, arpa yemez, illa pirinç yer. O da pirinç verecek. Ve kezalike yine habben yu'atiye ha mineşşair, evit temr, evit zebib. Arpadan, hurmadan, üzümden verecek olursa yine bir sağ verecek. Yani yarım saat caiz olmaz. Bu birinci mezhebe göre hangisinden olursa olsun, olsun 1040 dirhem verecek. Ama buğdayı yarıya bölsün, 520 dirhem versin, bu birinci mezhebe göre caiz değil. Ve halifehumu fî zâlike âkârûn. Fakat bunlara diğer bir cemaat muhalefet etti. Fekâlû dediler ki, yu'tî sadakatel fitri. Sadaka-i fitri bir adam verir, minel hinteti buğdadan, nisfa sa'in yarım sa' olarak verir. Ve mimma sivel hinteti hurmanın gayrısından de, minel esnafilleti zekerna zikrettiğimiz sınıflardan buğdanın gayrısından de verir, sa'an bir sa'a. Buğda daima kıymetli olduğundan dolayı buğdadan yarım sa' ötekilerinden birer sa' verir. Bu ikinci mesele. O da sağ, hep bir sağ. Yalnız buğda. Hurma, üzüm ne olursa olsun bir sağdır. İlla buğda hakkında yarım sağ rivayeti var. Ve kâne minel hücceti lehum. Bu ikinci mezhep sahiplerinin lehine olan hüccettendir. Alâ ehlil mekâletil ula. Birinci mezhep sahiplerinin aleyhine. اَنَّ حَد۪يسَ اَب۪ي سَع۪يدِ اَب۪ي سَع۪يدٍ الْخُدْرِيرٍ hadisi. اَلَّذ۪ي öyle hadis ki اِحْتَجُّوا بِه۪ onunla ihticac ettiler aleyhim, bu ikinci mezhep sahiplerinin aleyhine ihticac ettiler. اِنَّمَا ف۪يهِ اَب۪و سَع۪يدِ الْخُدْرِ رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهُ hadisinde olucudur. İhbarun haber vermek olucudur. Neden? اَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ Ashab-ı kiramın zamanında, ashab-ı Resulullah Efendimiz'in zamanında nasıl işlerdiler onu haber veriyor. Ebu Seyyid-i Hudri rivayet ediyor mu ki Resulullah buğdadan bir sağ verin diye bir rivayet var mı? Hayır. Yarım sağ verin diye rivayet var mı? Hayır. Yok. Yalnız neyi haber veriyor? Haber veriyor ki Resulullah Efendimiz zamanında biz yediğimiz taamdan bir sağ verirdik. Senin başın oraya daldı diyor. Ya azıcık sağa gel, ya azıcık sola git. Yani Cihad Efendi'nin mani oluyorsun. O da bakmak istiyor ki ne söyleyeceğim. Ha. Yani bu onun hadisinde Resulullah Efendimiz'in zamanında ashab nasıl muamele ediyor, onu haber veriyor. Ama Resulullah Efendimiz'den bir rivayet yok ki buğdadan yarım sağ verirse caiz değildir. Yarım sağ, bir sağ verecek. Yahut da bir sağ verirse olmaz, yarım sağ versin. Böyle bir şey yok. Miktar beyan etmemiş. وَقَدْ يَجُوزُ caiz olur ki اَنْ كَانُوا يُعْتُونَ En şan şan olan ne? كَانُوا يُعْتُونَ Ashab-ı kiram bunları verirdiler. مِنْ ذَلِك Bu zikredilen şeylerden مَا عَلَيْهِمْ Kendileri üzerine vacip olan bir şey verirdiler. Ve yezidûne ziyade ederdiler fadlan. Ziyade, fadilet yönünden de ziyade ederdiler. Neyi leyse aleyhim, kendi üzerlerine vacip olmayan bir şeyi de ziyade ederdiler. Yarım sağ buğda verse kafi gelir ama sevabı fazla olsun diye bir sağ verirdi. Bu da caiz. Yani illa bir sağ vermek vacip dediği bir rivayet yok.
Ashab-ı kiram böyle yapardı. Sevabının fazlası olsun diye böyle yapardılar. Bunu haber veriyor. وَقَدْ رُوْيَنْ غَيْرَ اَب۪ي سَعِيدٍ فِي الْحِنْفَةِ Ebu Said'in Kudri radıyallahu anh'den başka diğer sahabelerden rivayet var. خِلَافُ مَا رُوْيَنْ اَب۪ي سَعِيدٍ Ebu Said'in Kudri'nin rivayetinin hilafi var. Yani başka sahabelerden onun hadisinin muhalif rivayetler var. Öyleyse bundan anlaşılıyor ki Ebu Seyyid'in Kudri'nin hadisi yalnız o ashab-ı kiramın emelini nasıl emel yapmışlar bunu haber veriyor. Ama Buğda'dan bir sadır, yarım sadır onda beyan yok. Ama diğer ashabtan beyan var. Şimdi onu beyan edecek. Diyor ki فَمِنْ ذَلِكْ Diğer sahabelerden gelen rivayetlerdendir. مَا حَدَّسَنَا رَبِيُّ الْمَعَزِّينَ İmam-ı Tahaviye Rabbi'ül Mezzin rivayet ediyor. قَالَ حَدَّسَنَا أَسَدْ Ona da Esed rivayet eylemiş. Ha, yani tehvil ikinci senedi ispat ediyor. Diyor ki, وَحَدَّسَنَا فَهَدْ İmam-ı Tahaviye diyor ki, bana Fahd rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا اِبْنَ اَب۪ي مَرْيَمْ Ona da İbn-i Ebi Meryem rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا أَسَدْ Ona da Esed. Esed'de birleştiler. Rabi'ül Mezin ve Fahd ikisi Esed'de birleştiler. Esed de kimden rivayet eylemiş? قَالَ حَدَّسَنَا اِبْنُ لَهِيَعَ وَقَالَ اِبْنَ اَب۪ي مَرْيَمْ اَنَا اِبْنُ لَهِيَعَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ لَهِيَعَ İbn-i Meryem diyor ki bana İbn-i Lehiya haber verdi. An Ebi Lesved, An Fatimete binti Münzir, An Esma'a binti Ebi Bekir, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı Hazreti Esma'dan haber verdiler ki قالت Hazreti Esma buyurdu ki كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاتَ الْفِطْرِ Sadaka-i fitri biz eda ederdik. Ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz zamanında müddeyini iki müd yani yarım saat neden min kumhin buğdada Ebu Said'in Kudri ne bilecek bunu Hazreti Esma diyor ki Hazreti Ebu Bekir'in evinde biz buğdadan yarım saat olarak verirdik Ebu Said'in Kudri'nin bundan haberi yok diyor ki biz ahdi Resulullah'ta bir saat verirdik ama neden arpadan, buğdadan, evimizdeki yiyecek şeyler ne varsa ondan. Buğdanın hükmünü bilememiş. Onu kim beyan etti? Hazreti Esma beyan etti ki biz buğdadan yarım saat verir idik. Evet. Şimdi buna da bir rakamında diyor ki min kamhin bi fethi kafin ve sükuni min buğda ey hin tatin vel hadis ve ahrecehu l-imam Ahmed fi müsnedihi. Öteki taraf olur ki hadise itiraz eder. Diyor ki yok bu hadisi İmam Ahmed ibn Hanbel müsnedinde ihraç eyledi. Min tariqi Abdillah ibn Mübarek an ibn Lahi'a an Muhammed ibn Abdurrahman ibn Nevfel an Fatimete bintil Münzir evet o da Hazreti Esma bint Ebi Bekir'den rivayet eylemiş. Yani esas hadisin ravisi de İmam Ahmed ibn Hanbel. Bir hadis bu. İkinci hadis حدثنا فهد وعلي بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب أن هشام بن عروة حدثه هشام بن عروة babasından rivayet eyledi عن أبيه عروة Hazreti Zübeyir'in oğlu عروة بن Zübeyir fukahai Medine Medine'nin yedi büyük fakihlerinden birisi Hazreti عروة İşte onun oğlu Hişam babası Urve'den rivayet ediyor ki enne Esma'a bint Ebi Bekir Hazreti Ebu Bekir'in kızı Hazreti Esma radıyallahu anhuma akhbaratu o haber vermiş Urve'ye ki enneha kânet tuhricu Hazreti Esma sedekeyi fitri ihraç ederdi ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında an ehliha kendi ehlinden El-hurri minhum vel-memluki İster hür olsun, ister köle olsun. Her birisinden ihraç ederdi. Müddeyni yarımsa min hintetin hurmadan. Evsa'an min temrin yahut da hurmadan bir sa' bil-müddi müddile. اَوْ بِالسَّعِ الَّذ۪ي يَحُدْ دَ بِالسَّعِ لَكِ يَتَبَايَعُونَ بِه۪ Anında alışveriş yaparlar. Yani buğdadan yarım saat, müd,
İki müd. Peki hurmadan bir sağ. Hangi sağ? İşte müddün sağı var ya, iki müd bir sağ, bununla. Yahut da çarşıdaki bir ölçek var idi, sağ onunla alışveriş yapardılar ki o da o demektir. Yahut da onunla. İkisinin arasında fark var mı, yok mu galiba? Fark yok herhalde. Evet. Bu ikinci hadis. Haddesen İbn Ebi Davud, üçüncüsü. İbn Ebu Davud İmam-ı Tahavi'ye rivayet ediyor. Kale haddesena Muhammed İbn Aziz. Kale haddesena Selametu. An Aqilin, an Hişam İbn Urve, an Ebihi, an Esma. Yine Hazreti Urve, Hazreti Esma'dan rivayet ediyor. Kale künna nukhricu zekatel fitri. Biz sedekeyi fitri ihraç ederdik. Ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında. Müddeyni iki müd, yarım sağ. Yani buğdadan. Fahadi Esma, işte Hazreti Esma tuhbiru, haber veriyor ki ennehum, onlar kanu yüeddune, eda eder idiler. Fi ahdin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin zamanında zekatel fitri, sedekeyi fitri eda eder idiler. Müddeyni iki müd, yarım sağ. Neden? Min kamfin, buğdadan. Bunlar Ebu Seyyid-i Hudri radıyallahu anh'ten gelen hadise muhalif oldu. Ebu Seyyid-i Hudri, ben Muaviye bunu söyledi. Muaviye'nin sözünü ne dinlerim ne amel ederim demesinde ne için onu dedi? Verir ki sahabelerin rivayetinden haberi yok. Haberi olmadığından onu söyledi. Haberi olsa, Hazreti Esma'dan bunu duysa Muaviye'ye hamletmezdi. O zannetti ki Muaviye kendiliğinden bunu yaptı. Halbuki Muaviye bunu kendiliğinden yapamaz ki. Niye? Hazreti Muaviye de başkalarından duymuş ki, ha yarım sağ buğda bir sağ arpanın bedeli. Onun için bakmış ki Medine'de bunu bilmiyorlar. Bu meseleyi onlara öğretmiş. Ve muhalun en yekun, muhalun muhaldir ki en yekun olalar. يَفْعَلُونَ هَذَا, bunu işlemiş olalar. Hazreti Esma bunu işlemiş ola illa بِأَمْرِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, illa Resulullah'ın emriyle işlemiş ola. Yani bir de itiraz eder ki, efendim Hazreti Esma kendiliğinden böyle yapıyormuş. Kendiliğinden yarın sağ buğda veriyormuş. Bir de bir olur ki iftira de eder, temakarmış. Bir sağ bir şey, hepsini vermemiş de yarım sağ vermiş. Bir defa Hazreti Esma'ya gel temakarlık diye, bukul diye bir şey isnat ederse neuzubillah teala, bu en büyük bir iftira. Mallarını, canlarını feda etmiş adamlara bu isnat edilemez. İkincisi, bu bir dini vazife. Dini vazifeyi hiç kimse kendi aklından yapamaz. Resulullah Efendimiz hayatta, herkes gider ona sorar, ona yapardılar. Bunu kendiliğinden yapar mı Esma? Yok, muhakkak onu sormuş, öğrenmiş, ona göre yapmış. لَأَنَّ هَذَا لَا يُخَذُ, bu alınmaz حَيْنَ اِذِنْ اِلَّا مِنْ جِهَةِ تَوْقِفِهِ, tevkifi cihetinden. اِيَّاهُمْ أَصْحَابِ كِرَامٍ tevkifi عَلَى مَا اُلْبِشَ اُزَرْنِكِ يَجِبُ عَلَيْهِمْ اَنْلَرْ, kendi üzerlerine vacip olur minzalik. Kendi üzerlerine vacip olan şey bu tevkifidir. Resulullah'tan öğrenilir. Bunu getmiş, öğrenmişler, ona göre yapılmış. Ama şimdi bunda da serahat yok. Yalnız bu delalet, Hazreti Esma yarım sağ ödermiş ki bu kendiliğinden yapmaz, Resulullah Efendimiz'den öğrenmiş ki yapmış. Yoksa zikir itibariyle ne Ebu Seyyid'in Kudri radıyallahu anh'ın rivayetinde zikir var, ne Hazreti Esma'nın hadisinde zikir var. Evet. فَتَصْحِيْهُ مَا رُوِيَ عَنْ أَسْمَى وَمَا رُوِيَ نَبِي سَعِيدٍ, Hazreti Esma'dan rivayet edilen hadisin manasının tasrihi ve Hazreti Ebu Said'den rivayet edilen hadisin tasrihi nedir? En yüc'ele kılına ma ulbişey ki kânü yüeddûne, eda ederdiler. Alâ ma zekeret, yani Esma, Hazreti Esma'nın zikrettiği ve üzerine vel fark. Nasıl tasrih edeceğiz, birleştireceğiz? Ha, şimdi arada iki hadis var. Hazreti Ebu Said'in rivayeti, Hazreti Esma'nın rivayeti. Hazreti Esma'nın rivayetini farz yerine alacağız.
farz olan bütün taamların hepsinden birer sağ, buğdadan yarım sağ. Farz olan bu. Bunu böyle tasvir edeceğiz. وَمَا كَانُوا يُوَدُّونَ عَلَى مَا زَكَرَهُ أَبُوْ سَعِيدٍ Hazreti Ebu Said'in zikrettiği hayır, yediği buğdaysa ondan da bir sağ vereceğiz. Bu hadisi de hamlederiz. Ziyadeten ala zalik. Bu farzın üzerine ziyade ediyor ya, yarım sağ farz edin. Bir sağ verirse ziyade vermiş olur. Huve tatavu, o da tatavu diyor. Yani sen yarım sağ buğda vermek sana farz ama sen bir sağ verirsen daha iyi. Tatavu diyor. Öyleyse hadisler bu suretle tevil edilir. Hazreti Esma'nın hadisi farzı beyan etti. Hazreti Ebu Said'in hadisi de tatavu beyan etti. Ve delilü ala sihhati ma zekerna min hada. Peki bizim bu tevil ve tasihimizin sihhatine delalet eder bir şey var mı diyor. Var diyor. Bizim bu zikrettiğimizin sihhatine delalet eden şey şu hadistir. Enne Ebu Bekret'e kad haddesena. Ebu Bekre İmam-ı Tahavi'ye rivayet eylemiş ki kâle haddesena Haccac ibn-i Minhal قال حدثنا حماد عن يونس عن الحسن أن مروان مروان بن حكم بعث إلى أبي سعيد أبي سعيد الخدري كندرك أن يبعث إلي أن شان شان لنا يبعث إلي بنا بعث كندر بزكاة رقيقك كلالرين زكاة بنا كندر مدينة والدي مروان Bu vakitte bu Seyyid-i Kudriye göndermiş ki kölelerin zekatını bana gönder demiş. Fekale Ebu Said, Ebu Seyyid-i Kudriye dedi ki bir Resul gelen elçiye inne mervane la ya'lam. Mervan bilmiyor. Ehkam-ı fıkhi Mervan bilmiyor. İnnemâ aleyna bizim üzerimize vacip olan en nü'atiye vermektir li külli râsin her bir adam başı için inde külli fıkrin her bir Ramazan bayramında sa'an min temrin, hurmadan bir sa' ev nisfa sa'i min burrin yapıp da buğdadan yarım sa'. Şimdi bu Mervan neyi istedi? Zekat. Kölelerin zekatını, yani kölelerin kıymetini bir köle 5.000 riyal mı, 10.000 riyal mı, kaç kölesi varsa o kölelerin kıymetini kessin, onun da 1/40'ını Mervan'a göndersin. O ne istiyor? Onlar ticaret malı ya. Onun zekatını istiyor. O bu sefer Ebu Said'in Hudri dedi ki, Mervan bunu bilmiyor. Zekat sene başında ona düşecek bir sedege-i fitredir. O sedege-i fitre de hurmadan yahut arpadan olursa bir sağdır. Buğdadan olursa yarım sağdır. Bak Ebu Said'in Kudri'nin kendi rivayetinde de buğdadan olursa yarım sağ rivayeti var. Evet. Yani daha bundan başka bir de adamın kölesi var. Kölesi çalışıyor. Onun kıymetini hesap etsin de onun zekatını hükümete versin. Bu yok. Yalnız senede bir defa onun sedege-i fitresini verir. İlla ki ticaret yaparsa başka. Köleleri alıyor, satıyor, o başka. فهذا أبو سعيد اشتهى أبو سعيد الخدري قد أخبر في هذا أبو حديث خبر بردي ني بما والبشي خبر بردي كي عليه كندس üzerine واجبتر في زكاة الفطر فطر زكاة عند يعني عبيده كلالرنده وده ني بير ساعة تمر يخط يارم ساعة بوضة وليس هزة أسمان الحديثي دها قوة بوضي فدل ذلك بو دلالة على ما ذكرنا بزم ذكرتيمزه şu halde Ebu Said'in Kudri'nin evvelki hadisiyle bu hadisi birbirine zıt olmadı mı? Hayır, zıt değil. Niye? Hazreti Ebu Said o vakıta kadar bilmiyormuş. Ondan sonra öğrenmiş. Mervan'ın zamanında öğrenmiş. Bu rivayetleri duyunca öğrenmiş. Ve ennemâ ruvi anhu. Onun üzerine şeyden rivayet edilen Ebu Said'in de mimma zâde alâ zâlik. Bunun üzerine ziyade verirse Hazreti Ebu Said dedi ki buğdadan yiyeceği şey buğda olursa bir sağ versin bu. Bu rivayetine gelince kâne ihtiyâren minhu kendi ihtiyarı ileydi. Yani kendi yiyeceği tam buğdaysa bir sağ verirdi. İhtiyarıyla farz olarak değildi. Ve lem yekû farzan farz değildi. İhtiyarı sende ver.
Sedeke-i Fitri vaktiyle kurma Erzurum'da bahariydi yani 932-35 tarihlerinde müftülükçe Sedeke-i Fitri'yi hesap ederdik. Buğdadan 10 kuruş, işte arpadan 12 kuruş, işte üzümden 40 kuruş, hurmadan 400 kuruş. O zaman da 400 kuruş çok para, 4 lira. Herkes haline göre verir. Adamı birisi Sedeke-i Fitri'ye verir. 10 kuruştan birisi 15 kuruştan. Zaten birisi vardı, Allah rahmet eylesin, her sene en baharısı hangisi hurma. O hurmadan verirdi. Ona farz mıydı o? Yok. Kendi ihtiyarıyla tabii bir fukarayı sevindirmek için ihtiyar olarak hurmadan verirdi. Halbuki hurmanın ismi yoktu bu vakitte. Kimse hurmayı göremezdi. Ne Bağdat'tan gelir, ne Şam'dan gelir, ne Hicaz'dan gelir. Yok, Türkiye'de de yok. Hatta hurma neyi? Bir gün bakkala gittim, baktım ki o üzümün, siyah üzümlere benzer bir dalda bir şeyler asılıyor. Bu ne dedim? Hurma ya, hurma belli olur mu? İşte yaş hurmaymış. Antalya'dan gelmiş. Öyleydi, evet. Ve delilu, evet. Burada kalsın. Ve gaccatil atâru. Allah'ın ismi. وقد جاءت الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فرده في زكاة الفطر موافقة لهذا أيضا وقد جاءت يلدي الآثار أسرلر روايتلر كمدن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أكرم أفندمزدن روايتلر geldi neyle بما bir şeyle ki faradahu onu tekbir etti. Resulullah Efendimiz nerede? Fî zekâtil fitri. Sedeke-i fitirde Resulullah Efendimiz'in tekbir etmiş olduğunu beyan eder, rivayetler geldi. Ne olduğu halde geldi? Muvafikaten, muvafık olarak geldi. Lehâzâ, işte bizim bu söylediğimize eyzâ, nasıl ki rivayet eyledik Hazreti Esma'dan ve başkalarından rivayet geldiyse diğer rivayetler de geldi. Yani sadece bu kadar değil. Hazreti Esma'dan dün bir rivayet söyledi ki yani buğdadan nisfu sağ verilecektir. Bu rivayetten sonra diyor ki Resulullah Efendimiz'den yine başka rivayetler daha geldi. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk kâle haddesena Arim'i هذا حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما buyurdular ki أمر النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله Efendimiz emreyledi bi sadakatil fitri sadakayı fitri emreyledi neden en kulli sagirin ve kebirin kimde her bir büyükten ve küçükten çıkarılmasını hurrin ve abdin ister hur olsun ister köle olsun ne kadar emretti sa'an min şa'irin arpadan bir sa' ev sa'an min temrin yahut kurmadan bir sa' verilmesini emretti kâde Abdullah ibn Ömer diyor ki فَعَدَّلَهُ bunu tatil etti ennâsü nas بِمُدَّيْنِ مِنْ حِنْتَهْ buğdadan iki müdde tatil ettiler. Yani yarım saat tebdil ettiler. Kıymet itibariyle bir saat arpa, yarım saat buğda olduğundan Resulullah Efendimiz arpadan ve hurmadan emretti. Fakat nas baktılar ki kıymet itibariyle bir saat, yarım saat buğda kıymetinde yahut da bir sağ hurma, yarım sağ buğda kıymetinde böyle tadil ettiler ve buğdadan verdiler. Haddesena Ali ibn-i Şeybe, kâle haddesena Ubeysetu, kâle haddesena Süfyanu an Ubeydillah an Nafi'in Ali ibn-i Umar'a radıyallahu anhu anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. İmam-ı Tahaviye bu hadisi Ali ibn-i Şeybe de rivayet eylemiş. Yukarıda İbn Ebi Davud rivayet eylemişti ve İbrahim İbn Merzuk. İmam-ı Tahavi iki senedi ile bir de bu üç senedi ile rivayet eyledi. Bir daha rivayet ediyor Muhammed İbn Amr rivayetiyle dört.
حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا يحيى بن عيسى عن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. حدثنا يزيد بن سنان ولد بشنجي سنة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وبشير بن عمر قال حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Abdullah ibn Ömer Peygamber Efendimiz'den yine bu hadisi şerifi rivayet eyledi. Gayre ennehu lem yezkuri ta'dil. Ta'dili zikretmedi. Yani Resulullah Efendimiz arpadan bir sağ, hurmadan bir sağ sedeke verilmesini emretti. O kadar. Nas bunu sonradan yarım sağ buğdaya ta'dil ettiler. Bu ibareyi getirmedi bu sonki rivayette. Haddesena Yunus'u kâle akhberen ibn-i Vehbin enne mâliken akhberehu. فحدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن نافع عن علي بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. إمام تحاوية صالح بن عبد الرحمن بحديث شريف yine rivayet edilmiş. غير أنه قال şu kadar var ki bu Salih bin Abdurrahman'ın rivayetinde Resulullah Efendimiz buyurmuş ki en külli hurrin ve abdin. Siz sedekeyi fitir veriniz. Her bir hür ve köle. Hür olsun, köle olsun. Her birisinden sedekeyi fitire veriniz. Zekerin ve ünsa. Erkek olsun, kadın olsun. Kimden? Minel müslümin, Müslümanlardan. Yani Müslüman oldu mu? Köle olsun, hür olsun, erkek olsun, kadın olsun, sedekeyi fitre verilecek. Haddesana Fahdun, kâle haddesana Amr ibn Tarih, kâle akberana Yahya ibn Eyyub, en Yunus ibn Yezid, enne Nafi'an akberahu, kâle Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma, Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma buyurdular ki, farada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz tekbir eylediler. Zekatel fitri, sedeke-i fitri tekbir eylediler. Sa'an min temrin, hurmadan bir sa'. Ev sa'an min şairin, yahut arpadan bir sa'. Ala kulli insanin, her bir insan üzerine tekbir ve farz eylediler. Zekerin, öyle insan ki zekerin erkek. Hurrin ev abdin, ister hur olsun, ister köle olsun. Kimden de Müslümin, Müslümanlardan. Burada zekerin de davut yok ki rivayette zekerin ve ünsa. Bu iki rivayette ihtilaf oluyor. Ünsa kaydı yok. Şimdi bu rivayete göre erkeklere tereddüt ediyor. Halbuki yukarıki rivayette ne dedi? Erkek olsun, kadın olsun. فَقَوْلُ بِنْ عَمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ عَمَرْ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْفَ. Bunun bu ibaresi اِنَّمَا يُرِيدُ, murad ediyor. Yani nas kıldı. Nas'tan murad kim? Ya diyor ki yuridu, murad ediyor. Nas'tan murad eshab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz'in eshabını murad ediyor. اَلَّذ۪ي öyle eshab ki يَجُوهُ تَعْد۪يلُهُمْ, onların tadilleri caizdir. وَيَجِبُ الْوَقُوفُ, durmak da vaciptir. عِنْدَ قَوْلِهِمْ, onların sözlerinin indinde durmak da vaciptir. Yani ashab-ı kiram bir sağ kemir yahut da arpa yerine yarım sağ buğda kılmışlar. Buna mukabil tutmuşlar. Nas dedi ki ashab-ı kiram, ashab denildikten sonra artık orada durulur. Onların sözü de mekbuldur. Yapmış oldukları İşler müteberdir ve şer'idir. فَاِنَّهُ قَدْرُوا يَنْ عُمَرَ مِسْلُ ذَلِكِ. Peki Nas'tan murad eshab olduğuna delili ne diyor? Abdullah ibn-i Ömer Nas dedi. Nas'tan sen eshabi diyorsun kastetti. Belki başkasını kastetti. Hayır diyor. Eshab olduğuna delil var. فَاِنَّهُ شَامْ. Kadruyan Ömer, Hazreti Ömer'den rivayet edildi. Mislü zalik, bunun misli fi kefaretil yemin, kefaretil yemin de. Ennehu kâle li Yesâri ibn-i Nümeyr.
Hazreti Ömer Yesar İbn-i Nümeyre dedi ki, İnni ahlifu, ben yemin ediyorum, en la u'tiye ekvamen şeyen, kavimlere bir şey vermeyeyim, yani kimse gelir isterse bir şey vermeyeyim diye yemin ediyorum. Sümme yebduli, sonra bana zahir oluyor ki bu adamı verilmeye müstakdir, fe ef'alu, işliyorum, yani veriyorum, yemin ettiğim halde veriyorum. Fe izâ ra'eyteni, sen beni görürsense, fe altu zâlik, bunu işledim. Gördün ki yemin ettim de sonradan yeminimde durmadım, verdim. Bunu görürsense فَاَطْعِمْ, sen itham et, عَلَى عَشَرَةِ مَسَاك۪ينَ, 10 miskine itham et, yani kefareti yemin ver. Kefareti yemin ne kadar? 10 miskini doyuracak. 10 miskine ta'am ver, ne kadar ver? كُلَّ miskinin, her miskine نِصْفَ سَاعٍ مِنْ بُرْرٍ, buğdadan yarım sağ ver. اَوْ سَاعًا مِنْ كَمْرٍ اَوْ شَعِيرٍ, yahut da hurmadan, yahut arpadan da bir sağ ver. Bak Hazreti Ömer radıyallahu teala de işte o naslanmış. Nasl-ı murad eshab olduğunu bu beyan etti. وَرُوْيَنْ عَلِيِّمْ مُسُزَّالِكَ, Hazreti Ali radıyallahu anh'ten de böylece zikredildi. وَسَنَذْكُرُ ذَٰلِكَ فِي مَوْضِيَهِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا, bizim bu kitabımızda yerinde onu da zikredeceğiz. İnşallahü Teala. Ma annehu kad ruyen Ömer'e. Şununla beraber Hazreti Ömer'den rivayet edildi. Ve an Ebi Bekir neydi? Hazreti Ebu Bekir'den de rivayet edildi. Ve an Osman ebni Affan, Hazreti Osman'dan da rivayet edildi. Fi sadakatil fitri, sadakayı fitre hakkında rivayet edildi ki enneha sadakayı fitre minel hintati, buğdadan nisfu sa'in, yarım sa'dır. Bunların dördünden de, Hulefai Raşidin'in dördünden de rivayet edildi ki sadaka buğdadan yarım sağdır. Ve senezkuru zâlike eyza, bunu da zikredeceğiz. Fî hâdel bâb, bu babda. Bu beheste inşaallahu teâlâ. Fedelle zâlik, işte bu Hulefai Raşidin'in gelen rivayetler delalet ettiler. Alâ ennehum Ashab-ı kiram, hümül müaddilûn, tadil edenler onlardır. Neyi? Lima zekerina, bizim zikrettiğimiz şeyi minel hünfeti, buğdadan neyle? Bil miktar mineşşe'iri ve temir. Arpadan, hurmadan bir sa'i, yarım sa'd buğdadan tekbir edenler bunlardır. Ellezî, evet öyle miktar ki zekerina, yukarıda biz zikreyledik. Ve lem yekûnû yef'alûne zâlik. Ashab-ı kiram, yani Hulefai Raşidin, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, bunlar işlemez idiler. İlla bi müşavereti ashab-ı nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, illa ashab-ı kiramın müşaveresiyle işlerdiler. Herhangi bir işi yapacaklarsa ashab-ı kiramı toplardılar, müşavere eder, ondan sonra hükmü verir ve onu yapardılar. Ve icma'uhum, ashabın icma'i de lehum, icmaları da evet lehum, bunu kendileri için ala salik, bunun üzerine kendi icmaları, ashab-ı kiramın icmaları kendi aralarında ala salik, bunun üzerinedir ki yani buğdayı arpanın yarısı saymışlar. فَلَوْ لَمْ يَكُنُ رُوِيَ لَنَا, eğer bize, bizim için rivayet edilmeseydi, فِي مِقْدَارِ مَا يُعْتَى مِنَ الْحِنْتَ, buğdadan verilen miktar hakkında rivayet olunmasaydı, فِي زَكَاتِ الْفِتْرِ, sadaka-i fitir hakkında hiçbir şey rivayet edilmeseydi de, اِلَّا هَذَا تَعْدِيلِ, illa bu tadil rivayet edilse idi. Yani hiçbir rivayet olmasa da, yalnız Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'ın dediği gibi Peygamber Efendimiz arpadan bir sağ, hurmadan bir sağ veriniz dedi de fakat ashab-ı kiram bunlar kendi aralarında tehdil ettiler. Öyleyse buğdadan yarım sağdır diye hüküm verdiler. Yalnız bu rivayet olsa lekâne zâlik, bu olur. İndena, bizim indimizde hücceten, azimeten, büyük bir delil olur. Fî sübûti zâlikel mukdâri minel hinte, buğdadan bu miktarın sübutunda bizim için bir delil olur ki ennehu nisfu sa, buğdadan nisfu sa'dır. Çünkü ashab-ı kiram dalalet üzerine icma etmezler ki. Onlar icma etmişler.
hiç başka bir rivayete lüzum yok. Ashab-ı kiramın böyle icma etmeleri bizim için en büyük delildir. Bunun üzerinden için çok duruyor. Çünkü diğer mezhep sahipleri kabul etmiyorlar. Dinini susayı kabul etmiyorlar. İlla diyorlar, Buğda'dan da bir sahadır. Diyor ki, ashab-ı kiram hata mı ettiler? Ashab-ı kiram icma ettiler. Diyorlar ki, hadis rivayet edin, biz ashabın icmanı kabul etmiyoruz burada diyorlar. Peygamber Efendimiz dedi mi? Yok demedi, öyleyse kabul etmiyoruz. Öyleyse sen kabul etmiyorsun, ashab niye kabul etmiş? Yani bunu diyen adamlar kendilerini ashabın fevkinde mi görüyorlar? Hata bak nereye varıyor. Hayır efendim ben hadisten alırım. Onlar nereden almışlar? Onlar kendilerinden mi uydurmuşlar? Sen müttakisen, takva sahibisin, hadisle amel ediyorsun. Demek ashab-ı kiramın takvaları yokmuş. Haşa haşa, onlar hadise tabi değillermiş. Kendi itlerinden mi hükmediyorlarmış? O ashab-ı kirama gayet sui edeptir. Ashab-ı kiram madem icma etmişler, bunu tecviz etmişler, bitti, bizim için delildir. Mehaza Resulullah Efendimiz'den de rivayet var. Fekeyfe, nasıl olur ki vakad ruhye me'azalik, bununla beraber, ashabın bu icma ile beraber rivayet edildi. An Esma'a, Hazreti Esma radıyallahu anhadan, enneha Hazreti Esma kânet tuhricu, çıkarırdı. Zalikel miktar, bu miktar sedekeyi fitirden yarım sağ buğda çıkarırdı. Ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in zamanında. Bu hadiste geçti ki Resulullah Efendimiz'in zamanında biz buğdadan yarım sağ sedekeyi fitre çıkarır idik. Kimden öğrenmiş onu? Resulullah Efendimiz'den öğrenmiş ki çıkarırdı. Sümme kadruvye fi gayri hadil asar. Bu eserlerin gayrısında da rivayet edildi. اَلَّتِ زَكَرْنَاهَا اَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah Efendimiz'den zikreylediğimiz bu eserlerin gayri başka rivayetlerde de zikredildi. مَا اُلْ bir şey zikredildi ki يُوَافِقُ مُوَافِقُ olur. ذَلِكَ bu rivayet ettiğimiz hükme muvafık olur. Eyda yine böyle, yani buğdadan yarım sağ olduğuna delalet eden diğer rivayetler de var. Femin zalik o diğer rivayetlerdendir. Ma haddetene ibn-i Ebi Davud. İbn-i Ebi Davud'un İmam-ı Tahaviye rivayet etmiş olduğu hadis. Kale haddesena Museddedun. Kale haddesena Hammad ibn-i Zeydin. Anin Nu'man ibn-i Raşid. Anin Zuhriye an Fe'lebet ibn-i Ebi Su'ayr. An Ebihi. Kale. Salebet ibn Ebi Sa'ir babasından rivayet ediyor ki Su'ayr radıyallahu anh demiş ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular, sa'un min burrin ev kamhin, şek etmiş Peygamber Efendimiz ya bur yahut da kamh demiş, yani buğdadan bir sa' en külli ithneyn, her iki kişidendir. Hürrin ev abdin, ister köle olsun, ister hür olsun. Zekerin ev ünsa, ister erkek, ister kadın olsun. Buğdadan bir sağ iki kişiye kafidir. İşte bu da hadisi şerifte. Fe emma, şimdi burada ne var? Diyor ki, buğdadan bir sağ iki kişiden kifayet eder, yani yarım şar sağ. İster köle olsun, ister hür olsun. İster erkek olsun, ister kadın olsun. Yalnız burada bir şeyi zikretmedi. İster gani olsun, isterse fakir olsun. Yalnız zikretmeden var. Resulullah Efendimiz buyuruyor ki emma ganiyyukum. Emma sizin zenginleriniz bunu verecek. Niçin veriyor? Onu verirse fe yüzekkihi, Cenab-ı Hak onu tezkiye eder, temizler. Kim? Allah-u Cenab-ı Hak. O sedeke onun günahlarını temizler. وَاَمَّا فَقِّرُكُمْ اَمَّا فَكِرْ bunu verirse فَيَرُدُّ عَلَيْهِ Cenab-ı Hak ona reddeder مِمَّا اَعْتَى vermiş olduğu şeyden dolayı onu ona reddeder. Yani sadaka verir Allah-u Teala da o sadaka en aşağı 10 mislini alır. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ اَشْرُ اَمْثَالِهَا Sen zengin olmak istiyor musun? Sadaka ver. En aşağı 1'e 10 gelir. 10 verirsen 100 gelir, 100 verirsen 1000 gelir.
Yani sen Allah ile başa çıkamazsın. Sen ne kadar çok verirsen sen, Allah en aşağı biri 10 verecek. Olur ki 1'e 100 de verir, olur ki 1'e 1000 de verir, 1'e 7000 de verir. كَمَسَلِ حَبَّتِنْ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةٌ حَبَّةٌ وَاللّٰهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي سعيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا زكاة الفطر ساعة من تمر زكاة فطر siz أداء ediniz ساعة من تمر hurmadan bir saat أو ساعة من شعير yaktırmadan bir saat اَوْ نِصْفَ سَاعٍ مِنْ دُرِّينَ yahut buğdada nisfu sa'ın. İmam-ı Zühri Sa'lebe'den, Sa'lebe ibn Ebi Su'eyr'den, o da babası Su'eyr'den rivayet eyledi. اَوْ قَالَ قَمْحٍ yani Peygamber Efendimiz nisfu sa'ın مِنْ دُرِّينَ dedi, اَوْ قَمْحٍ dedi. اَنْ كُلِّ insanın her insandan veriniz, sağırın ev kedirin, ister küçük olsun, İster büyük olsun, zekerin evunsa, ister erkek olsun, ister kadın olsun, hurrin ev memlukin, ister hür olsun, ister köle olsun, ganiyin ev fakirin, ister gani olsun, ister fakir olsun. Herkes bunu ödeyecek. Bu Ramazan bayramı günü, şafak atmazdan, bayram şafağı atmazdan evvel doğan çocuğa da verilecek. Şafak atmazdan 5 dakika evvel çocuk doğsa ondan da sedekeyi fitri ödemek vardır. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Hüseyin ibn-i Mehdi'yi kâle haddesena Abdurrezzak en Ma'merin anil Zuhriyi an Abdirrahman il-Arid an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kâl zekâtul fitri an kulli hurrin ve abdil sedekeyi fitri her bir hür ve köleden ödenir. Zekerin evunsa ister hür olsun, ister köle olsun, ister erkek olsun, ister kadın olsun. Sagirin ev kebir. İster küçük olsun, ister büyük olsun. Ganiyin ev fakir. İster gani olsun, ister fakir olsun. Nedir sedekeyi fitre bunlardan? Sa'un min temrin. Hurmadan bir sa'dır. Evniz hu sa'in min kamhin. Yahut da buğdadan yarım sa'dır olsun. قال معمر راوي معمر dedi ki ve belagani bana balı oldu ki yani Zühri İmam Zühri'den ennehu kana yerfa'uhu bunu ref ederdi yani Resulullah Efendimiz'e kadar rivayet ederdi çünkü Ma'mer kimden rivayet eylemiş Zühri'den Zühri sonradan diyor ki ref ederdi ne demek Zühri Abdurrahman el-Araş'ten o da Hazreti Ebu Hüreyre'den o da Resulullah Efendimiz'den rivayet eylemiş ama fakat burada ibarede diyor ki Hazreti Ebu Hüreyre dedi. Hazreti Ebu Hüreyre deyince bir sahabenin kavli olur. Fakat Rabi diyor ki Zühri demiş ki evet biz Ebu Hüreyre'nin sözü diye geçiyor ama fakat Hazreti Ebu Hüreyre bunu Resulullah Efendimiz'den işitmiş ve hadis merfudur. Evet şey değildir, mevkuf değildir. Bazı cahil hoca din götürür derler ya. Köy imamlarından birisi bu Türkçe fıkıh kitaplarından epeyce okumuş. Arapçası yok da karıştırmış. Hocadan değil de kendi kendine epeyce de malumatı var. Sağdan soldan ne sorsan aynı kitapta getirir açar yerini görür. Köylere imam git duruyor kendisi. Köylere diyor ki ya diyor sizde nisap yok. Ne diye siz sedekeyi fitre çıkarıyorsunuz? Sedekeyi fitre nisaba malik. Hanginiz nisaba malik değil? Çıkarmayın vebali benim boynuma. Hiçbirini sedekeyi fitre vermeyin. Köylerde, Erzurum'un köylerinde fetvayı, kitabı eline alır gidir ya. Sedekeyi fitre kime nisap varsa ona vaciptir. Vermeyin. Şimdi eskiden ulema zoruna onları sedekeyi fitreyi vermeye alıştırmış. Bu geliyor vermeyin diyor. Neden? Cahilin sofusu şeytanın maskarası. Bak Resulullah Efendimiz ne diyor? Zengininiz, zengin fakir hepsi verecek.
Zengin vacip veriyor, fakir için veriyor. Fakir de onu veriyor ki Allah-u Teala onu zengin etsin. Allah-u Teala ona reddedecek. O ömründe senede bir defa bir sedekeyi fitre verecek, sene boyunca Cenab-ı Hak onu afetlerden koruyacak, ona mal verecek, bereket verecek. Öteki hoca efendi diyor ki verme, bunlardan mehrum ol ahsen. Güya ki hocalık satıyor. Sonra bir hocayla da tesadüf etmişler, onunla da bağırmışlar. Birbirlerine dövüşecek olmuşlar, elinde kitabı getiriyor, işte kitap. Oğlum bu cahilin sofusu çok, çok... Cahilin sofusu bir, yarım hocanın inadi acayip iki neuzubillah. Yarım hoca olur zanneder ki bütün dünya benim karnımın içinde doldur. Öyle zanneder. Onun için zaten talebelerin en çok tehlikeli zamanı bir parça ibare anladı, bir parça kitaplar gördü mü o vakitte şeytan gelir oynar. Dürlü dürlü fetvalar verdirir. Ne din kur, ne iman kur. Kürsüye imanından çıkar, imansız iner. O da zender ki milleti irşad etti. İnsan iyi ki öğrenecek. Ondan sonra hatta eskiden öyle ama 20 sene tahsil görmedikten sonra fetva verme demişler. 20 sene o da hocanın önünde diz sökecek, fikri okuyacak, kaide okuyacak, şunu bunu okuyacak da ondan sonra fetva verecek. Aman bir helebenin yarısını okur okumaz, fetvaya kalkarsa ne olur? Maraş'a gitmiş bir genç talebelerden birisi. Maraş müftüsüne demişler ki, illa bu Süleyman Efendi'nin talebelerindendir, izin ver, vaz edecek. El cahilü cesurun çıkmış, bağışlamış, yalan, yanlış, fetvalar vermiyor. Hoca efendi filan mesele nasıldır, caiz değildir, filan mesele nasıldır, caizdir, hep tersine, bildikinden değil. Ya nasıl desinler ki, bu bak Süleyman Efendi talebesi ne kadar meşhur. Müftüye diyorlar ki, müftü efendi sen hep bizi dini bize yanlış öğretmişsin. Bak bu Hafız Efendi, hafız de değil ya işte, bu talebe geldi bize doğrusunu söylüyor. Ulan müftü bakmış ki eyvah, iş tehlikeli oldu. Cemaate demiş ki toplanın, Maraş'ın cami kebirinde filan vakitte ben bir vaaz edeceğim. Yasıdan sonra bütün cemaati topluyor. Ondan sonra işte o talebenin hatalarını bir bir izah ediyor. Bu şöyle 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 fetva vermiş, bunlar yanlıştır, hakikati budur. Siz bu bildiğinizden vazgeçmeyin. Bu rast gelen bu genç talebelerinde dediğine siz bakmayın. Cemaat beni zorladılar ki bu çıksın vezmini saat etsin de yani böyle genç bir talebe yetişmiş millete bir teşvik olsun. Maalesef bu el cahilü cesurun kebilinden bu sefer akidenizi de bozacak. Sizin dininizi, imanınızı da elinize alacak. Cemaat size rica ediyorum bir daha böyle bir adamı getirip de benden vesika almayın. Bu kürsi Resulullah'ın tebliğ kürsüsüdür. Cahil adamların yeri değildir. Çıkıp da caiz olan şey caiz değildir, caiz olmayan şey de caizdir diyecek bir yer değildir demiş. Hakikaten bu çok manalıdır. Şimdi Antep'te bir hoca efendi geldi. Oranın Hacı Nasır Camisi'nin imamı var gayet. Hafız Tevfik Efendi Allah rahmet eylesin. Hafız, hoca, güzel bir adam. Ramazan imamı ona vermişler ki 5-10 kuruş cer için gelmiş. Gazisinde cerrası. Dinliyoruz. Bir de baktım orada konuşuyor. Yahu dedim acayip bu millet. Sapıtmış. Cenaze namazı varmış. Cenaze namazı mı olurmuş? Dün cenaze namazı nereden çıkarttılar? Cenaze duasıdır. Bir de bir namaz uydurmuşlar. Namaz 5 vakit namazdır. Cenaze duadır. Cenazeye namaz mı kılınır? Cenazeye dua edilir. Bir bu yanlış dedi. Bir de insanın yanında kiramen katibin varmış. Sağ omuzundaki sevabı yazarmış. Sol omuzundaki de günahı yazarmış. Niye? Allah bakkal mı? Deftere mi tutmaya mühtacı var? Allah'ı bakkal ettiler. Onun da bakkal gibi defteri varmış. Bir iki tane katibi varmış. Böyle şeyler yok. Böyle şeylere inanmayın. Ne aslı var ne faslı var. Gördün mü omuzunda hani melek? O hoca benim yüzüme baktı, ben de hocanın yüzüne baktım. Bu ne diyor ya, Kur'an'dan sabit. Dedim bakalım bunlar ne yapacaklar bu adam. Söyledi, vaazine devam etti. Vaazini bitirdi.
Hacı Hafız Tevfik Efendi bana dedi ki, bu adam ne yaptı dedi, bu sapık dedi bu. Dedim, ne bileyim, vesike veren sizin müftü dedim. Bu adam vaktiyle alay müftülüğü yapmış. Dedi ki, yahu Kur'an'la sabit olan şeyi inkar etti. Haydi cenaze namazı duası, biz cenazeyi Allah için geliyoruz, ona da dua ediyoruz. Bu biraz tevilli. Fakat bu öyle değil. Kiramen katibin. Anil yemini ve anil şimali ka'id. Kur'an'la sabit. Kalktı, çıktı camdan dışarı, cemaate de dedi. Ya büyük hoca yanlış söyledi dedi. Kur'an'la sabit ayeti okudu. Kiramen katibin inkar edilir mi falan. O nasıl? Tabi bunu hocadan duydular. Hafız Tevfik Efendi'de de duydular. Cemaat arasına dağılmışlar ki bu yeni gelen bu hoca efendi yanlış mesele söylemiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Kendisine ulaştırmışlar, demişler ki yahu sen yanlış söyledin. Bak bizim hocalar ayet vardır dediler falan. Ertesi gün gene aynı Ramazan günü önle vakti vaaz ediyor. Vaaza başladı, duayı yaptıktan sonra gözüm cemaat Antepliler, Antep'iniz var olsun. Hakikaten Antep'imiş. Ulemanız da alimlerimiz, hafizlerimiz de hafizlerimiz. Allah razı olsun, dün ben bir hata ettim. Alimleriniz derhal beni ifaz etti. İşte böyle olmalı. Yaşasın Antepliler. Böyle bir hata ettim. Binaenaleyh alimleriniz benim bu hatamı ıslah eyledi. Allah razı olsun diye döndü. Orayı şey yamadı. Şimdi bu adam niçin söyledi bunu? Ya bilmiyor, bir hata etti fakat sonradan baktı ki baltayı taşa vurdu, tamir etti eğer bu kabilden ise, yani insaf etti, hatasını anladı. Bir de var ki numara yaptı, mahsus bunu hata söyleyeyim, nas arasına dağılsın, bakalım ki bunların alimleri ne diyecek, alimlerin arasına düşecek, onlar da söyleyecek, ben gelir bunu tamir ederim. Oo, hakikaten hocaymış, bak ne kadar insaflı adammış, cemaat toplamak yani. İkisinden birisi yani, neyse. Olası olur. Şimdi siz yarın öbür gün kürsülere çıkacaksınız. Bir meseleyi iyice etraflıca bilmezden hemen bir hükmü varmayın. Bir meseleyi şer'iye sorarlarsa, bildiğim bir şey olsa bile dur bir kitaba bakayım. Senin hatırında olur ki la yecuzu diye kalmış olur. Aslı yecuzu olur. Olur. Yani la yecuzu kalmış olur. Bir kitaba bak. Ondan sonra. Allah rahmet eylesin, benim hocam Erzurum müftüsü Solak Sade, Sadık Efendi, en çok talak meselesinden gelir sorardılar, dedi milletin başka ihtiyacı yoktu vakitte. O talakta zerur yoksa namaz, oruç, bunları kimse sormazdı. Talaktan da korkar işte, o da var mı, nikahları var mı, yok mu, o da belli değil de işte bir adet olmuş, gelir sorar. Ağzımdan şöyle bir mesele çıktı işte, şart etmiş adam. Hacı Hafız Efendi var idi, naibi, çok kuvvetli fikri var. Fetva vermeye başlar, yoktur Hacı Efendi, acele etme. Ya işte biliyorum bu meseleyi, olsun. İnsanda belki yanlış olur, hatırında yanlış kalır. Bir kitabı aç, o kitabından da kanaat etme. 5 fetva kitabını aç, ondan sonra fetva ver ki bu adam onunla emel edecek. İlâ yevmül kıyâme bunun vizri senden benim boynuma olacak. Bir kitapla da değil. 5 kitap, fetva kitabını aç, ondan sonra fetva ver. Efendim biliyorum, olsun. O da hakikaten hafızesi çok kuvvetliydi, Allah rahmet eylesin. Çocukluğunda mültekayı ezberlemiş, unutmamış, hiç unutmamış. Mültekayı tamamıyla bilirdi, ezberinden okurdu. Mültekâ ezberlenir mi ya? Bir şeyi 2-3 defa okurmuş, ezberlermiş, unutma denilen bir şey de bilmezdi, Allah rahmet eylesin. Fakat kendisini elime vermemiş. Hoca olmuş, kitap mütalaa etmez, işte ezberinde ne kalırsa. İşte ona derdi bunu. Dedi ki 5 kitabı bulmamış. Kendisi Müftü Efendi bakar, fetva indiye getir, alır, bakar, o meseleyi bulur, İbn Abidin'i getir. Ondan sonra filan kitabı getir, 3-4 kitabı, ondan sonra tamam. Olur ya, kitapta belki bir yanlış ibare olur. O kitapta metbeede bir la yecuzu varken la düşmüş olur. 3-4 kitap bir araya gelince bu mesele doğrudur. Ondan sonra fetvayı verirdi. Bazen de derdi ki 15 gün sonra gel, bir hafta sonra gel. Meseleyi iyice bir tetkik edelim. Böyle çetin bir mesele olursa. Ondan sonra fetva verirdi.
Ondan sonra o müftü müsevvidi vefat etti. Yerine başka bir müftü müsevvidi geldi. Adam gelir, danışır, hemen cevabını şipşak yapıştırır, hem de yanlış. Hatırında yanlış kalmış. Fikihte iştigali yok. Hafızası kuvvetli ama fikihte iştigali yok. E şimdi ben orada utanırım. Ben kalkacağım şimdi müsevvide, sen fetvayı yanlış verdin diyeceğim. Hoca efendi derdim. Siz böyle dediniz ama benim hatırıma geliyor, bu mesele öyle değil de şöyle olsa gerek. Nazikane söylerdim. Hele bir kitabı getir bakalım derdi o vakit. Ben şüphelenirdim. Kitabı getirirdi, kitabı açar, yerini bulurdum, gösterirdim. Ha, yok böyle değilmiş, şöyleymiş diye tesih eder. Mübarek bunu evvelden yapsana. Hayır, illa ezberden fetva verir. Bir değil, iki değil, üç değil, daima ezberden fetva verir. Ben olduğum vakitte eğer bildiğim bir şey ise nazikane ikaz ederim, kitabı getiririm, bakar, tasih eder. Yoksa gitti gitti. Düşünürdüm ki bu iki hoca efendinin arasındaki farka bak. Fetva çok ihtiyatlı olacak. Bir adam ne kadar fikih kitabı okursa okusun gene fetva vermeye muktedir olamaz. İlla fetva için ayrıca ders görecek. Ayrıca fetva için ders görecek. O fetva kitaplarını okuyacak. Hukudur, Usumil Resmil Müfti diye İmam İbn-i Abidin'in bir kitabı vardır. Müftü olma için ne lazımdır? Resail İbn-i Abidin'de var o. Evet, neler lazımdır? Onları evsaf-ı caiz olacak da ondan sonra fetva verecek. Burada Şeyh Bedreddin var idi. Hindistan ve Pakistan mühendislerinde. Fıkıhta bir kitap telif etmiş. Gayet güzel. Bana bir tane hediye etti. İbadette. Yalnız dedi, senden bir recem var, benim bu kitabımdan zinhar fetva verme. Ben fıkıh diye yazdım, fetva diye yazmadım dedi. O fergi ne? Fıkıh kitapları, okuduğumuz kitaplar rivayetleri cem eder. Şu şöyle dedi, bu böyle dedi. Fakat fetva hangisine? Fetva hangisine? O ulema-i müteahhirin sonra gelmiş, fetvayı ona göre vermiş. Şimdi bak, biz bu kitapta okuyoruz. Öyle mesele oluyor ki 3-4 kavul var. Öteki tarafın delili var, bunun delili var. En nihayet İmam-ı Tehavi getiriyor, mesela bir yere bağlıyor. Bu İmam-ı Tehavi'nin bu kaderiyle de kalmıyor. Ondan sonra gelen müreccihi var. Onlar ehli tercihler, onlar da ayrıca yürütmüşler. Acaba İmam-ı Tehavi'nin neklinden başka, hariçte başka bir delil var mı, yok mu? Onlar da araştırmışlar. Böyle behüde değil. Onun için gele nihayet o fetva kitaplarına işi bağlamışlar ki şu fetva kitapları mürtebedir. Evet, şimdi mesele içinde mesele çıktı da şimdi o imamdan başladı. Fakirler size sedekeyi fitre vacip değildir, vermeyin. Halbuki bak orada hadis ne diyor? Fakir zengin hepsi verecek. Evet, zengine vacip, fakire vacip değil ama fakire de Cenab-ı Hak onu verdiğinden dolayı ona bedel verecek. Resulullah Efendimiz ne diyor? وَاَمَّا فَقِيرُكُمْ Sizin fakirleriniz فَاللّٰهُ تَعَالَى يُعْقِي فَيَرُدْ عَلَيْهِ مِمَّا عَطَى Vermiş olduğu şeyden kendisine reddeder. حَدَّسَنَا رَبِيعُ الْمَازِنُ قَالَ حَدَّسَنَا شُعَيْبُ بْنُ الْلَيْثِ قَالَ الْلَيْثِ حَدَّسَنِي عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ خَالِدِ وعقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر زكاة الفطر فرض تكفيرت مدين من حنطة بوضدا اكمل وش تحديث سعيد بن المسيب تابعين له فقط صحابي سكرت مدي كم ده رواية در سعيد بن المسيب Hazreti Ebu Hureyre'de. Fakat buradan diyor ki Said İbn-i Müseyyef Hazreti Ebu Hureyre'yi hiç zikretmedi. Resulullah Efendimiz buğdadan yarım saat tekbir etti. İki mübiyeni yarım saat tekbir etti. Hatta İmam-ı Şafii diyor ki mürsel olan hadisler kabul edilmez. Çünkü o tabiyeyi kimden aldığı meçhul. Acaba başka bir tabiinden mi aldı, sahabeden mi? Bilsek ki sahabeden almış, kabul ederiz. Sahabenin hepsi ödüldür. Ama o da başka bir tabiinden almış. O da başka bir tabiinden, o da başka bir tabiinden. Her ümmet cerrah. Onun için o tabiinden olanların hepsi bir değil ki.
Yalnız İmam Şafii diyor ki Said İbn-i Müseyyep Hazreti Ebu Hüreyre'den nakleder. Onun için onun sahabeyi en çok rivayet yapan Hazreti Ebu Hüreyre'dir. 5000 küsur hadis rivayet etmiştir. Diğer ashabın kimisinin 2000, kimisinin 3000, kimisinin 1000, kimisinin 50. 5000'e kimse çıkmıyor. Sen neden bunları uyduruyorsun demişler. Yok ya uydurmadım Resulullah Efendimiz bana dua etti diye ashabtan bile itiraz edenler olmuşlar Hazreti Ebu Hüreyre'ye. Said İbn-i Müseyyep bakmış ki Hazreti Ebu Hüreyre'nin ismini zikretsem bunu kabul etmeyecekler. Onun için ekser onun ismini zikretmezmiş. Sebebi de bu. Hatta bir gün kendisine dediler ki ya Ebu Hüreyre yalnız sen Peygamber Efendimiz'in hayatının sonunda geldin, sahabe oldun. Biz senden daha evvel Resulullah Efendimiz'le beraber olduk. Fakat neden bu kadar hadisi sen biliyorsun da biz bilmiyoruz? Dedi ki, hadis siz bahçelerde, ensar bahçelerde çalışırdı. Kureyş'te, ticarette, çarşıda, pazarda alışveriş yapardı. Ben de aç karnıma otururdum, Harem-i Şerif'te, Mescid-i Sadık'ta Resulullah'ın dizinin dibinde hadis ezberlerdim. Onun için ben hatta bir defa o kadar aç oldum, bayıldım, acından bayılmışım. Zannetmişler ki bu sar'a tutmuş, birisi geldi, ayağını boynuma koydu, basıyor ki eğer sar'aysemse ayılayım diye. Halbuki acımdan bayılmışım. Yani hiçbir şey yok, acına dururdu, Ashab-ı Sufa denedi. Eğer kimse götürür bir şey ikram ederse eder, yoksa acına durur orada hadis ezberlerdi. Onun için çok ezberlerdi. Yalnız benden fazla Abdullah ibn Amr ibn al-As o fazla rivayet ederdi. Sebebi o yazardı. Benim okumam, yazmam yoktu. O yazardı, gider evde ezberlerdi. Benim yazmam yoktu, unuturdum. Bir gün Resulullah Efendimiz'e derdimi anlattım. Dedim ya Resulallah, Abdullah ibn Amr ibn al-As ile beraber senin hadislerin alıyoruz. O yazıyor, gidiyor evde onu okuyor, okuyor, tekrar ediyor, unutmuyor. Ama ben bir kısmı hatırımda kalıyor, bir kısmını unutuyorum. Buyurmuş ki, bir gün ben seni bir dua ederim demiş. Bir gün Resulullah Efendimiz çağırmış, gel ya Ebu Hüreyre demiş. Abanı aç. Abayı açtım diyor. Avuçlarıyla iki avucunu böyle kaldırdı, bir şeyler boş kaldırdı, attı abanın içine. Ne attı? Bomboş, ellerini böyle kaldırdı, bir şey atar gibi. Abanı dur diye, katla. Abayı katladım, kalk git. Ondan sonra diyor, Resulullah Efendimiz'den işitmiş olduğum hadislerin hiçbirisini unutmadım. Aman ya. Manevi bir dua ki yani, al, verdim sana. Bir daha unutmamış. Onun için de ben hepinizden fazla hadis bilirim buyurmuştu. İşte burada da Ebu Said İbn-i Müseyyep Hazreti Ebu Hüreyre'yi zikretmedi. Çünkü ondan başkasından rivayet etmez ondan. Haddesena Yunus'u kâle haddesena Abdullah ibn-i Yusuf kâle haddesena Leys ve zekere bi isnadihim istehu. Haddesena Rabi'ul Ciziyyü kâle haddesena Ebu Züra kâle ahberena Hayva قال أخبرنا عقيل عن ابن شهاب عن أنه سمع سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب eşitti ve Ebu Selamة bin Abdurrahman onu da ondan da eşitti ve Ubeydullah bin Abdullah bin Anebe Ubeydullah'dan da eşitti يقولون üçü de derdiler ki emara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz emretti bi zekatil fitri sedekeyi fitri emretti bi sa'in min temrin hurmadan bir sa' ev bi müddeyni min hintetin yahut da hurmadan iki müddeyni yarım sa' buraya kadar bir iki hadis daha kaldı. Dur şurayı da okuyalım da isim. Haddesen ebn Ebi Davud kâle haddesen ebn Ebi Meryem kâle akhbereni Yahya ebn Eyyub kâle haddesen Akil عن ابن شهاب بن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ويقال ذلك عن بديل مش وضع بديل مش أبوني ذا مثلين أبد بل قاسم وسالم قالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر صدقة الفطر ذا أمرتي
bisa'in min şa'irin ev müddeyni min kamhin. Arpadan bir sa' yahut buğdadan yarım sa'. Haddesena ibn Ebi Davud, kâle haddesena Abdülgaffar ibn Davud, kâle haddesena ibn Lehi'a, an Akilin Ali ibn Şehabin, an Sa'idin, Ubeydillah ve Kasım ve Salim, an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem misluhu. Bin hadisi şerif. Haddesena Ahmed ibn Davud, kâle haddesena Süleyman ibn Had, kâle haddesena Hammad ibn Zeyd, an Abdülkhalik el-Şeybani, an Sa'id ibn el-Müseyyeb, kâle kânet-i sadakatü tu'ta. Sadaka verilirdi. Ala ahdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in zamanında ve Ebi Bekir'in ve Ömer'e Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın zamanında da verilirdi. Nısfe sa'in min hinfetin. Buğdadan yarım sa' olarak verilirdi. Fakat ca'at hâzihi l-âthâru l-letî zekernâ an-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fil hinfe بمثل ما عدله الناس بعده وقد جاءت geldi هذه الآثار şu okuduğumuz rivayetler اَلَّتِي زَكَرْنَا öyle rivayetler ki biz onları zikrettik kimden an-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den ne hakkında fil hinfeti buğda hakkında çünkü esas mevzu sedeke-i fitre bir sağdır buğdadan da bir sağmi yarım sağmi. Burada ulema ikiye ayrıldı. Bir kısmı dediler ki buğdadan da bir sağ. Bir kısmı da dediler ki hayır buğdadan yarım sağ. Burada bunu ispat ediyor ki Resulullah Efendimiz'den ve ashab-ı kiramdan gelen birçok rivayetlerde buğdadan yarım sağ. Evet. Fakat bazı rivayetlerde geliyor ki Resulullah Efendimiz buğdadan yarım sağ demedi de arpadan bir sağ. Kurmadan bir sağ. Fakat Nas bunu tadil etti. Nas baktılar ki kıymet itibariyle buğda yarım sağı, buğdanın yarım sağı arpanın bir sağının kıymetinde yahut da kurmanın bir sağı kıymetinde ona göre tadil etti ve vermeye başladılar. Halbuki bazı hadislerde bizzat geldi ki Peygamber Efendimiz sedeke-i fitre kemihten yarım sağdır. Bu rivayette geldi. Şimdi burada diyor ki bu eserler geldi buğda hakkında. بِمِسْلِ مَا عَدَّلَهُ النَّاسُ بَعْدَهُ Nas tadil etti ya, yarım sağ buğdayı bir sağ hurma yahut da arpa saydılar. Ondan sonra bu Nas'ın tadil ettiğini teyit ederek biz Resulullah Efendimiz'den hadis de rivayet eyledik diyor. Yani Nas kendiliğinden yapmamış. Nas bunu tadil etmiş ama fakat ellerinde yine rivayet var, hadis var. Ve Ebu Sa'id'in, fakat Ebu Sa'id'in Kudri'ye gelince, Ebu Sa'id'in Kudri ilk önce dedi ki, buğdadan kimse vermezdi, Muaviye Hacca yahut Ümre'ye geldi de, Nas'a emretti ki buğdadan yarım sağ verin. Binaenaleyh ben bunu kabul etmem ve böyle de amel etmem dedi. Bunların delilleri bu hadis. Diyor ki Ebu Sa'id'in Kudri, fakat ruvya anhu, ondan rivayet edildi min râyihi, kendi râyinden mâ yuvâfıkû zâlik, bizim dediğimize muvafık olan bir şey. Yani yukarı birinci mezhep sahipleri Ebu Seyyid'in Kudri'den rivayet ettiler ki ben Muaviye'nin sözüyle amel etmem dedi. Halbuki yine onun râyinden nekil var ki buğdadan yarım sağ. Evet, şu anda Ebu Seyyid'in Kudri'den iki rivayet geliyor. Birisinde bunu Muaviye emretti. Resulullah emretmedi. Birisinde de kendisi emrediyor ki yarım sağ buğdadan verir. İkisi birbirine zıt olur. Evet. Diyor ki kendi rayinden geldi. Ma ol bir şey ki yuvafık uzarik. Buna muvafık olur. Yani buğdadan yarım sağ olduğuna dair. Ve lem yuhalif. Muhalif olmadı. Ma ruviye anhu. Ondan rivayet edilen şeye. Ney? مَا زَكَرَهُ عَنْهُ Ondan zikret ettiği şey İyad ibn-i Abdillah fi kavlihi. İyad ibn-i Abdullah ondan birinci mezhep sahiplerinin delili olarak zikrettiler ya. O kavlide nedir? تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَ Bu Muaviye'nin kıymetidir. Yarım sağ buğdayı bir sağ kurma yahut arpa saydı. لَا أَقْبَلُهَا وَلَا أَعْمَلُ بِهَا Ben bunu kabul etmem ve amel etmem dedi. Bu rivayete
Ebu Said'in Hudri'nin ikinci rivayeti muhalif değildir, muvafıktır diyor. Nasıl muhalif değildir? لَأَنَّهُ فِي ذَلِكَ Ebu Said'in Hudri bu kavlinde Muaviye'nin kıymetlidir, ben bunu kabul etmem, amel etmem demesi diyor. Bunda لَمْ يُمْكِرِ الْقِيمَةَ Kıymeti inkar etmedi. Yarım sağ buğda, bir sağ arpanın, bir sağ hurmanın kıymetindedir. Bunu inkar etmedi. وَاِنَّمَا اَنْكَرَ الْمُقَوِّمَ Tekvim edeni inkar etti. Tekvim eden kim idi? Muaviye. Yani Muaviye dedi ki yarım sağ buğda kıymet itibariyle bir sağ hurma yahut arpa demektir. Bunu inkar etti ki bu Muaviye'nin selahiyetinde değildir. İnkar etti ki o, yoksa kıymeti inkar etmedi. Yarım sağ, bir sağ hurmadır. Yarım sağ buğda, bir sağ hurmadır yahut arpadır. Ebu Said'in Hudri'nin kendi rey'i de bu. Bunu ispat ederek rivayet ediyor. Diyor ki, فَهَذَا مَا رُوِيَ اَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ Sadakayı fitr hakkında Resulullah Efendimiz'e İşte bu rivayet edildi. وَقَدْ زَكَرْنَا بَعْدَ مَا رُوْيَنْ عَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman radıyallahu anhümden de buna muvafık olarak rivayetler geldi. وَقَدْ رُوْيَ فِي ذَلِكَ اَيْدَ Yine bu meselede rivayet olundu. عَنْ اَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ Bunların üçünden de rivayet olundu. Ma ol bir şey ki yuvafık zalik. Buna muvafık olur. Yani sedekeyi fitre buğdadan yarım sağdır. Bu kevde muvafık olur. Buradan nasıl bir sustu da anlamadık. Hem yön kırır kıymetli oynama hem karanlık ağabeyi. Yarın yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buğdadan zikretmedi. Buğdadan verin demedi. O Ebu Seyyid Hudri'nin birinci hadisinde diyor ki biz Resulullah'ın zamanında arpadan bir sağ, kurmadan bir sağ verirdik. Ta Muaviye hacca yapıp da Ümre'ye geldi. O nasıl konuştu? O konuşma esnasında dedi ki bu yarım sağ buğda bir sağ arpanın kıymetindedir. Buğdadan yarım sağ da verebilirsiniz. Bu mukavvim oldu. Yani kıymet tekdir etti Muaviye. Bunu inkar etti. Yoksa gene yarım sağ bu da bir sağ arpa demektir. Bunu inkar etmiyor ya. Muaviye'nin böyle emretmesini inkar etti. Çünkü halbuki Muaviye kendiliğinden bunu söylemedi ki. Bunu Ashab-ı Kiram'dan Hazreti Ebu Bekir yaptı, Hazreti Ömer yaptı, Hazreti Osman yaptı. Sonra Hazreti Esma diyor ki Resulullah'ın zamanında biz buğdadan yarım sağ verirdik. Resulullah da o da bu Seyyidin Kudri'nin rivayetine muhabir. Ebu Seyyid'in Hudri'nin kendisinden de rivayet geldi ya, dün mü okuduk? Evet. Ne dedi o? Dedi ki, bilsa, evet. Sadakatul fitri imma sa'an min da'amin, imma sa'an min temrin ve imma sa'an min şairin. Ve imma sa'an min zebib ve imma sa'an min tukat. Evet, orada daha altta da, amma ayna fela ezalur, akhruc kema kuntu akhruc. Ukhruc. Bu başka hayır. Ondan sonra kendisinden Ebu Seyyid'in Hudri'den bir rivayet geldi ki buğdadan yarım sağdır kendi reyinde. Tamam, evet. O da geçti. Dünkü derste geçti. Halbuki şimdi kendisinin demek ki buğdadan yarım sağ olduğunu inkar etmiyor. Yalnız Hazreti Muaviye'nin gelip de böyle kıymet koymasını inkar etti. Yani biz Resulullah zamanında kendisi öyle veriyormuş ve o şekilde de devam etmiş. Bir sağ olarak vermiş. Ama neden? Buğdadan değil, arpadan kurmadan vermiş. Fakat buğdadan verirse ne kadar verecek? Bunun da bu Said'in Hudri emel etmemiş. Fakat bunu inkar da etmiyor. Çünkü Ashab-ı Kiram'dan böyle yapanlar var. Sonra bir de caiz ki kendisi, Ahbi Resulullah da böyle veriyormuş ama buğda verenleri bilmemiş ki. Hazreti Esma da diyor ki biz buğdadan yarım sağ verirdik. Ebu Said'in Hudri ne bilsin ki Hazreti Esma neden verirdi? Ve ashab-ı kiramın bütün hadisleri hafızasında toplamasına imkan yok. Hazır olmuş olduğu vakaları bilir. Fakat sonradan Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, hatta bir rivayet Hazreti Ali böyle emrettiler ki buğdadan yarım sağdır. İcma-i sahabe oldu.
icma sahibi olduğu gibi ayrıca şeyden de rivayet etti ya, dünkü hadiste Übeydullah, Kasim, Salim bunlar ne dediler? قَالُ اَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِسَعِنْ مِنْ شَعِيرٍ اَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ. Bu da hadisler bunlar, hadis rivayet ettiler. Şimdi burada diyor ki, işte bu gelen rivayetler bizim dediğimizi tesdik eder. Evet, fakat şimdi Resulullah Efendimiz'den bu rivayetler geldi. Yani bazı rivayetlerde yarım sağ buğdanın bir sağ arpa yahut da hurma mukabili olduğu geldi. Verin diye emretmiş. Bir de ashab-ı kiramın fiiline baktık. Baktık ki Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Osman böyle amel etmişler bizim dediğimiz gibi. Onlar ispat ediyor şimdi bugün. Diyor ki, haddesena Ebu Bekir'de. İmam-ı Tahavi Ebu Bekir rivayet ediyor. Kale haddesena Ebu Ömer. Kale ekberena Hammadun anil Haccac ibn Arta. Kale zehebtu ana vel hakem ibn Uteybete ila Ziyad ibn Nadir. Haddesena an Abdillah ibn Nafi'ye. أن أباه سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Evet, bu senette zikrediyor ki Hazreti Ömer'e Nafi gitmiş. Fekale, dedi ki inni raculun memluk, ben köle bir adamım. Nafi köle. Fehel fi mali zekatun, benim malımda bir zekat var mıdır? Ne demek zaten, kölenin mali olur mu ki? Olmaz ki. Gelin kendi elinde olan var kimindir? Efendisinindir. Peki kendisinin Ramazan'da sedekeyi fitre verecek esas mesele o, onu soruyor. Yani fi mali zekatın, benim malımda, yani benim sedekeyi fitremi kendim mi vereceğim demek istiyor. Cevabında ne buyurdu? Fekali Ömer radıyallahu anh innema zekatüke ala seyyidike, senin zekatın seyyidin üzerinedir. Elinden mal varsa mal zaten senin efendinindir, o verecek. Sedekeyi fitreyinde gene senin efendin verecek. Evet, innemâ zekâtüke elâ seyyidike, senin zekatın seyyidin üzerinedir. En yüeddiye anke, senden eda ede, inde kulli fitrin, her bir fitirde, sa'an min şe'irin ev temrin, şe'irden, temirden bir sa, ev nisfe sa'in min dürrin, yahut da buğdadan yahut sa. Bu kimin fetvası oldu? Hazreti Ömer'in radıyallahu teala. İkinci hadis, haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Nuaymin, an ibn Uyeynete, an Zuhriye, an ibn Ebi Suayr, kâle künnâ nukhridu zekâtel fitri. İbn Ebi Suayr diyor ki, biz sedekeyi fitri çıkarırdık, alâ ahdü Ömer ibn Khattab radıyallahu anh, Hazreti Ömer'in zamanında, nisfe sa'in, yarım sa', yani buğdadan yarım sa' çıkarırdık. Üçüncü hadis, haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene el-Kavâririyyü, kâle haddesene Hammâd ibn Zeydin, en Hâlid-i l-Hazza, en Ebi Qilâbe, en Ebil Aş'as. Kâle, Ebul Aş'as diyor ki, hatibena Osman ibn Affan radıyallahu anhu fekâl, Hazreti Osman bize bir hutbe okudu, fekâle fî hutbeti, hutbesinde buyurdular ki, أدوا زكاة الفطر ساعة من تمر أو ساعة من شعير. أدوا أداء دنس. Veriniz زكاة الفطر, sedekeyi fitri veriniz. ساعة من تمر, hurmadan bir sa olarak veriniz. أو ساعة من شعير, yahut arpadan bir sa olarak veriniz. Kimden? أن كل صغير وكبير. Her biri küçük ve büyükten, küçük olsun büyük olsun. Bayram, Ramazan bayramının şefağından 5 dakika evvel doğan çocuğa bile ödenecek. Çünkü şefağın atmasıyla vücut tereddüt eder. Şefak atmazdan evvel çocuk doğdursa ona da sedeke fitre verilecek. Yok, şefak attıktan sonra doğdu, ona yok. Şimdi küçük olsun büyük olsun burada blok şart değil. İster balık olsun ister balık olmasın, sedeke fitresi verilecek. Hürrin ve memlukin. İster hür olsun, ister memluk olsun. Yani bir adamın kendisinden ve çoluk çocuğundan ödemesi vacip olduğu gibi, kendisinin köleleri varsa kölelerinin sedeke fitresini de o efendi ödeyecek. Zekerin ve ünsa. Erkek olsun, kadın olsun.
hepsinden sebeke-i fitre verilecek. Yalnız bu rivayette yok. Dün okuduğumuz rivayette fakirin ev ganiyi. İster fakir olsun ister gani olsun. Fakir de ödeyecek, gani de ödeyecek. Sonra Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Gani verecek bunu ki kendisini tathir olsun, günahlarına kefaret olsun. Fakir de bunu öder ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onun verdiğini kendisine reddedecek. Reddedecek ne demek? Ömründe bereket olacak, malında bereket olacak. Sonra en aşağı men ca'e bil haseneti felehu aşru emthaliha. En aşağı bir adam bir nafile sadaka verse Cenab-ı Hak en az 1'e 10 verir. 1'e 100 verir. 1'e 700 verir. Vallahu yudaifu limen yeşâ. Daha da ziyade verir. Meşhur Şeyh Abdülbaki Küfrevi vardı İstanbul'da. Evet, evet. Onu İstanbul'a Seyyid Abdülhakim Efendi, Şeyh Mahmud Küfrevi, onları sürgün getirmiştiler Şeyh tarafından. O İstanbul'da kaldı. Basim Küfrevi'nin babası çok fakir hallar geçmiş. Perişan. Çoluk çocuk çok, masraf yok. Elektrikçi gelir, elektrik ister. Su gelir, su ister. Ben kendisini görüşmedim de oğlu Besim Efendi var dedi. Nesim miydi? Besim'in ağabeyisi. Nesim miydi? Nesim'e. Ondan görüştüm de. O nefretti. Bunalıyor adam. İş yok, ticaret yok. Kendisi oraya sürgün. Oğluna demiş ki, oğul evde bir şey kalmadı yalnız. İşte 5-10 kuruş var. Bunu götür sedeke dağıl. Sedeke dağıtırsan gelir. Yoksa yok. Bu akıbın hükmüyle 10 kuruş, 15 kuruş, 20 kuruş. Çıkarır sedeke dağıtırım. Bir de bakarım işte tüccarlardan birisi 200 lira, 300 lira sarfın içine koymuş. O oraya göndermiş. Parasız kaldığım zaman Abdülbaki Efendi merhumun sözü. Parasız kaldığım zaman sedeke verirdim. Allah-u Teala başımdan yağdırırdı. Ben Allah ile başa çıkamam ki demiş. Ben ne kadar verirsem Allah daha çok verecek. Allah-u Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Sedekeyi neye temsil ediyor? Kemesele habbetin. Ümbedet sebe senabile fi kusumbile immedet. Vallahu yudaifu. Dünyada böyle olduğu gibi ahirette de böyle. Hani bir hadisi şerifte var. Cenab-ı Hak sedekeyi büyütür. Bir atın tayı olur. Yavaş 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 o büyür, at olur. Ha, sedekeyi de Cenab-ı Hak bir sedekeyi büyütür, Uhud dağı kadar olur. Bir verilen sedeke Uhud dağı kadar oluyor ahirette. O da gelip mizana konuluyor. Evet, şimdisi biz burada okuduğumuz esas bu iki gündür okuduğumuz mesele. Buğdadan bir sağ verilecektir diyenler var. Hayır, yarım sağ verilecek, verilmesi de caizdir diyenler var. Diğer mezheplerde bu yarım sağı kabul eden yok. Şafii, Maliki, Hanbeli hepsiyle bir sağ. Bu yarım sağı kabul etmiyorlar. Bunun için bu rivayetleri çok getiriyor ki buradaki Hanefilere hücumları yersiz, haksız. Çünkü Hanefiler bunu kendilerinden çıkarılmamış. Resulullah Efendimiz'den rivayet olduğu gibi Hazreti Ebu Bekir'in zamanında böyle yürümüş işte Hazreti Ömer'in fetvası. Hem kendisi veriyor hem de emrediyor. Böyle verin diyor. Evet. Hazreti Osman'dan zikrediyor. Haddesene Ebu Züra Abdurrahman ibn Amr'in iddimişkiyi. Kale haddesene el-Kavariri'yi. Fezekere bi isnadi an Osman'a radıyallahu anh. Ennehu khatabem. Hazreti Osman kutbu okudu. Fekale buyurdu. Eddu zekatel fitri müddeyni min hinta. Sedeke-i fitri siz hinteden iki müd. İki müd yarım saat ödeyiniz. Ve lem yezkür masiva zalik. Fakat gerisini zikretmedi. Yukarıki rivayette Hazreti Osman kutbesinde ne zikretti? En külli sagirin ve kebirin hurrin ve memlukin zekerin ve bunu zikretti. Fakat bu ikinci senette yalnız اَدُّ زَكَاتَ الْفِطْرَيْنِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْتَ ama gerisini zikretmemiş. Fakat bizim esas istişare edeceğimiz yer zaten o. Buğdadan iki müd, yani yarım saat. Evet, وَلَمْ يَسْكُرْ مَا سِوَ ذَٰلِكْ مِنْ مَا زَكَرَهُ İbn-i Ebi Davud. İbn-i Ebi Davud yani birinci hadis. فَهَذَا أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ
İşte Çağrıyar Güzin Efendilerimizden üçü de قَدْ اَجْمَعُوا عَلَى ذَٰلِكَ bunun üzerine icma ettiler. Yani buğdadan yarım sağdır dediler. مِمَّا زَكَرْنَا bizim zikrettiğimiz bu rivayetlerden evet bunun üzerine icmaları var. Peki yani başka sahabelerden başka rivayet var mı? Var diyor. وَقَدْ رُوِيَ مِسْلُ ذَٰلِكَ اِذَا عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَ Abdullah ibn Abbas'tan da buna benzer rivayet var. حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا يحيى بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس dedi ki أمرت أهل البصرة أهل بصرية ben emreyledim إذ كنت فيهم onların içinde olduğum vakitte bir zamanlar Basra'da kaldı Hazreti Ali radıyallahu ta'ala Abdullah bin Abbas'ı Basra'ya vali tayin etmişti, emir tayin etmişti. Epey bir müddet sonradan oradan azletti. Beytülmal'dan Abdullah bin Abbas bir tevil ile bir mal aldı da Hazreti Ali kızdı, onu oradan azletti ve muhakeme etti. İşte onu kastediyor ki ben onların içinde olduğum vakitte onlara emrettim. En yu'tu vereler. Vermelerini emrettim. Anis sagiri vel kebiri, büyükten ve küçükten. Vel hurri vel memluki, hürden ve köleden. Ne vermelerini emrettim? Müddeyni min hintatin, buğdadan iki müd vermelerini emrettim. İki müd ne kadar? Yarım saat. Peki, Abdullah ibn Abbas'tan da bu sabit oldu ki buğdadan verilmesi yarım sağ verilmesi caiz. Ve kad ruviye misl zalike izâ en Umar ibn Abdülaziz ve gayrihi minet tabi'in. Tabi'ine gelip indik. Ömer ibn Abdülaziz'i ve başkalarını gördük ki onlar da böyle amel etmişler. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Abdullah ibn Hamran kâle haddesena Avf'un kâle ketebi Ömer ibn Abdülaziz. Avf diyor ki Ömer ibn Abdülaziz yazdı yani hilafeti zamanında. İlâ Adi ibn Arta. Adi ibn Arta'ya yazdı kitaben bir kitap. Fekara'ehu ve da bunu okudu alâ minberi Basra. Adi ibn Arta Basra valisiydi. Ömer ibn Abdülaziz ona bir mektup yazdı. O da mektubu çekti minberde okudu. Ve ana esme'u. Bu rivayeti yapan Avf diyor ki ben de o hutbeyi eşidir idim. Kitapta yazmış ki emma ba'du femur men qibaleke minel muslimine en yukhricu zekatel fitri sa'an min temrin ev nisfe sa'an min burdu. O mektupta bu ibare vardı. Emma ba'du emma besmele hamdere selvereden sonra femur sen ey Adi emrit men bir kimseyi ki qibaleke senin tarafındadır. Minel Müslümin, Müslümanlardan senin orada olanlara emret. En yuhricu, ihraç etsinler, versinler. Zekat el fitri, sadakayı fitri versinler. Sa'an min temrin, hurmadan bir sa, ev nisfe sa'i min bürrin, yakıt buğdadan yarım sa versinler. Buğdadan yarım sa caiz olmasa Ömer ibn Abdülaziz bunu emreder mi? Emretmez. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عمر قال أخبرنا أبو عوان عن منصور عن إبراهيم ومجاهد رضي الله عنه مثله وحديث شريف إمام التحاوية أبو بكر başka bir senetle de rivayet edilmiş. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر عن سفيان عن منصور عن مجاهد يعني إمام مجاهد'den rivayet ediyor في زكاة الفطر zekat-ı fitir hakkında sa'un min kulli şeyin her bir şeyden sa'dır. Sedeke-i fitir hakkında rivayet ediyor ki herhangi bir taamdan verecek olursa bir sa' verir. Sivel hintati buğdadan başka. Vel hintatu nisfu sa'in. Hintaten ise nisfu sa'dır. Mesela pirinç verecek, mercimek, maaş, herhangi arpa, hurma, neyse hepsinden bir sağ olarak verilecek. Yalnız buğda müstesna, buğda da yarım sağ. Haddesena Abdullah ibn Muhammed ibn Huşeyş. Kale haddesena Müslim ibn İbrahim. Kale haddesena Hişam. Kale haddesena Katadetu. En Sa'id ibn Müseyyeb. Fî zekâti Ramadan.
Said İbnül Müseyyep'ten rivayet eyledi. Said İbnül Müseyyep tabiinde. Dün söylediğim gibi o bir rivayet yaptı da sahabenin ismini zikretmedi mi? O rivayet Hazreti Ebu Hureyre'dendir. Çünkü Hazreti Ebu Hureyre'nin ismini dediğim gibi o bazı yerlerde zikretmezdi. İtiraz vakı olur diye. O rivayet eyledi. Said İbnül Müseyyep fi zekati Ramazan, Ramazan zekatında, yani sadaka-i fitr hakkında kâle buyurdu ki sa'u temrin ev nisfu sa'i buhri. Evet. Hurmadan bir sa', buğdadan yarım sa'. Fahâzâ bu kullu mâ raveynâ fi hâzel bab. İşte bu babda rivayet ettiğimizin hepsi an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den ve an eshabihi min ba'dihi, Resulullah'tan sonra eshabından rivayet eylediklerimiz ve en tabi'ihim min ba'dihim, eshabtan sonra da tabi'inden rivayet eylediklerimiz kulluha, bunların hepsi olucudur ki ala enne sadakatel fitri, sadakayı fitir minel hintati, buğdadan nisfu sa'in, yarım sa'dır. Ve ma sivel hintati, buğdanın başkasından da sa'un, bir sa'dır. İşte bu rivayette bunu ispat eyledi. Ve mimma sivel hintati sa'un. Ve mimma şurbi şey ki sivel hintati şeyin, buğdanın gayrısıdır, ondan olucudur, sa'un sa'un. Usta, o zaman Eba Said sağ, bir sağ versin, iki sağ versin. Fakat vacip olan yarım sağ. Ve ma alimna, biz bilmedik ki enne ahaden min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in ashabından bir kimse ve la minet tabi'in, tabi'inden yahut da bir kimseyi bilmedik ki ruvye anhu, ondan rivayet edildi. Hilafı zalik, onun hilafı. Yani gerek sahabelerden, gerek tabi'inden, hiçbir kimseden rivayet gelmedi ki buğdadan bir sağdır, buğdadan yarım sağ verilirse caiz değildir diye bir rivayet yok. فَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ, hiçbir kimseye layık değildir ki en yuhalife zalim. Buna muhalefet ede de hayır, buğdadan yarım sağ olmaz, illa bir sağ vereceksen, ki bu kimsenin haddi değil bu. Yani buna muhalefet de caiz değil. İzkâne kad sâre icmân fî zemeni Ebi Bekrin ve Ömer'e ve Osman'e ve Ali'in radıyallahu anh'ın. Bu icma oldu. Hazreti Ebu Bekir'in, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın ve Hazreti Ali'nin zamanında icma oldu. İlâ zemeni men, bir kimsenin zamanına kadar ki zekerna, biz zikredildik minet tabi'in. Tabi'inden Ömer ibn-i Abdülaziz'i, Said ibn-i Müseyyeb'i zikretti ya. Yani Hulefai Raşid'in zamanında icma olmuş ve bu ta tabi'in devrine kadar da gelmiş. Şimdi edille-i nekliye ile ispat etti. Buğdadan yarım sağ verilmesi caiz. Fazla verirse eliyül ala, o tatavuk edildiğinden caiz. Fakat farzi ne kadardır buğdadan? Yarım sağ. Bu nekil. Sümmen nazar. Bir de nazara bakalım, kıyasa bakalım. Sümmel nezaru ile kıyas kaddelle ala zalik. Kıyas da buna delalet eyledi ki buğdadan yarım sağ verilmesi caizdir. Ve zalike, bu kıyas da enna ra'eynahum, biz gördük eshabi ki kad ecme'u, onlar icma eylediler ki ala enneha sadaka-i fitre mineşşe'iri ve temri sa'u. Arpadan, kurmadan bir sağdır. Bunda icma var. Bunda muhalefet eden kimse var mı? Yok, bunda mukadefet eden kimse yok. Hep icmağın bunu söylediler. فَنَزَرْنَا فِي حُكْمِ الْحِنْتَ. Bu sefer buğdanın hükmüne baktık, esas ihtilaf orada ya. Buğdanın hükmü, فِي الْاَشْيَا اِلَّتِي شُرْ بِي şeylerdeki تُؤَدَّ عَنْهَا, o eşyalardan eda edilir. اَتَّمْرُ وَالشَّعِيرُ, hurma, arpa, verilen bazı şeyler var ki onlar, hurma arpa verilirken buğdanın hükmü o şeylerde nedir? Keyfe huva. Buğda nedir? Mesela kefareti yemin var, kefareti itek var, başka kefaretlerde hurma arpa veriliyor. Oralarda buğdanın hükmü nedir? Ona bakıyoruz. Fevecedna, biz bulduk kefaratil iman, yemin kefaretlerini ki kad ecma'a,
فقد أجمع إجماع أولندك أن الإطعام فيها bu kefaret-i yeminde it'am min hâzîl esnâf eydâ, bu sınıflardandır. Yani it'am edecek, arpa verecek, hurma verecek. Sümme ihtulife fî miktârihâ minhâ. Sonra onların miktarında ihtilaf edildi. Bir adamı doyuracak, bir sadaka verecek kefaret-i yeminde. Evet, it'am neden olur? Evinde ne yiyorsa ondan olur. İşte bu zikrettiğimiz kaç şeydi? Arpa, buğda, hurma, üzüm, kurut, neyse evinde yiyeceği neyse bunlardan verilir. Ondan sonra bunların miktarına baktık. Miktarları nasıl? فَقَالَ قَوْمٌ bir cemaat dediler ki miktar-ı zalik bu kefareti yeminde ve bunun gibi şeylerde verilen sadakanın miktarı مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ hurmadan yahut da arpadan nisfu sa'in yarım sa'dır. Kefareti yeminde bazıları demişler ki yarım sa' kafidir. On fakiri yemin, kefaret yeminde on fakiri doyuracak değil mi? Demek yarım sağ bu arpa yahut da yarım sağ hurma bir adamı doyururmuş. Kafi demişler. Ve minel hinteti buğdadan da müddün bir müd. Yani yarım sağın yarısı. Evet. Misyonu suzali. Ötekilerin yarısı. Onlardan yarım sağ olunca bu olur sağın dörtte biri. Cemaatin bir kısmı böyle dediler. Ve kâle âherûn. Diğer bir cemaat dediler ki bel huve minel hinteti belki kefareti yeminde de miktar sedekenin miktarı nisfü sa'ın. Nisfü sa'dır. Ve mimma suva zâlik buğdanın gayrisinden de sa'ın bir sa'dır. Yani Ramazan'daki sedekeyi fitre gibidir. Demek kefareti yeminde ulemanın bazısı ayrılmış Ramazan'ın sadaka-i fitri gibi değildir demişler. Kefareti yeminde nisfu sağ arpadan buğdadan. Daha onun yarısı yani dörtte biri de buğdadan demişler. Ama ekser ulema diyorlar ki hayır. Ramazan'daki sadaka-i fitri ile kefareti yemindeki sadaka birbirinden ayrı değildir. Arpadan, hurmadan bir sağ, buğdadan yarım sağ. Ve kulluhum hepsi kad addel el hinfata hinfeyi ta'dil ettiler bimisliha minet temri ve şa'i hurmadan arpadan onun iki misli kıldılar. Yani buğdadan ne kadar verirse arpadan onun iki mislini verecek. Hurmadan onun iki mislini verecek. Bütün ulemayı böyle gördük. Gerek kefareti yeminde gerek başka bir şeylerde daima buğdayı bahali tuttular. فَكَانَ النَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ buna kıyasen nazar olur ki اِذْكَانَتْ صَدَكَةُ الْفِطْرِ صَدَكَيْ فِطْرِ oldu sa'an مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ temirden şairden bir sa' oldu. Buna kıyas edilirse اَنْ يَكُونَ اُلَى مِنَ الْحِنْتَةِ buğdadan da مِسْلَ نِسْفُ ذَٰلِكَ bunun yarısı ola. وَهُوَ نِسْفُ سَعِيرِ onun yarısı da nisfu sa'dır. فَهَذَا هُوَ النَّزَرُ işte nazar kıyas budur fi هَذَا الْبَابِ bu babda eyda nasıl neklen ispat ettiğimiz gibi aklın kıyasında ispat eyledik. وَكَدْ وَافَقَ ذَٰلِكَ bu muvafık oldu neye? مَا شُلْبِرْ hükme ki جَاَتْ بِهِ anında geldi el-âtâr rivayetler geldi. اَلَّتِي زَكَرْنَا bizim zikrettiğimiz rivayetlere bu kıyasla muvafık geldi. فَبِذَٰلِكَ işte biz bu kevliyle yani buğdadan nısfusa sadaka-i fitirde kafidir diyerek bununla ne akuzu biz bunu aksederiz. İmam Şahin'in rey de burada. Ve huve kavlu Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf'e ve Muhammed'in rahimahumullahu ta'ala. İmam Şahin diyor ki ben bunu alıyorum. Bu üç imamın kevli de budur. Vallahu ta'ala alem ve sallallahu ala seyyidine Muhammed'in ala alihi ve sahbihi ve sellem.